Telegram kanalımızda ham canlı muloqotni, suhbat şeklini yok koyduk. Eğer imkan şerait bulsa, savol cevaplarga ham inşallah bil alemin toxtalamiz. Ovozimiz qanaqa kelyapti, yaxshi kelyapti deganlar, pidus qo'yib yuborsanglar. Ko'rinish, surat ko'rinyaptimi? Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? İkkita anaqani yoqib qo'ydim. İnşallah yaxshi bo'lish kerak. Biz İslam ta'limotlari to'g'risida har doim Qur'on-i Karimni asosiy manba va uni yonida hadis shariflarni asosiy manba ekanligini ta'kidlab kelganmiz. Bizmas umuman İslam ta'limotini to'g'ri tushunish uchun Qur'on-i Karim va unga aloqador bo'lgan bir qancha ilmlar, hadisi sharif va uning atrofida o'rganish lozim bo'lgan, kerak bo'lgan bir qancha ilmlarni ta'kidlab keladi ulamolarimiz. Mana shu ilmlarni o'rganmasdan turib Qur'ondan gapirish, sunnatdan gapirish insonga biroz xavfli ekanini, bu xavfdan qutulish uchun Qur'on oyatlaridagi tavsiyalarga itoat qilish lozimligini ta'kidlab kelganmiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La tabghi ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sadaqallohul azim. İlim bo'lmagan mavzuga ergashma. La tabghi ma laysa laka bihi ilm. Ha? O'sha mavzuda ilmi bo'lmagan masalalarga ergashma. Chunki quloq, ko'z va qalb har bir narsadan mas'ul bo'ladi. Har bir ishidan so'raladi. Shuning uchun eshitadigan narsangizni, ko'radigan narsangizni ilmiy asosiga murojaat qilishingiz kerak. Endi Qur'oni Karimni o'zi kifoya degan yangi din to'qib chiqarayotgan odamlar mana shu masalalarda ilmiy asoslarni bir yonga, bir chekkaga surib ilmiy asoslarni. Xo'p, internetimiz yo'qolib qolyapti. Mi? Ha, yaxshi. İlmi asoslarni bir chekkaga surib, o'zlarining shaxsiy fikrlari, shaxsiy tushunchalarini din deb odamlarga talqin qilyapti. Eng to'g'ri yo'l qaysi desa, Qur'onga ergashish, Qur'ondan boshqasi noto'g'ri deyapti. Lekin bu da'voni qilar ekan, eng to'g'ri yo'l qaysi degan savolni bersang, ahli sunna deydi, hizbi deydi, salafiylarning yo'lini to'g'ri deydi deb sabotaj qilyapti. Ya'ni boshqalarni ijtihodiy masalalardagi ixtiloflarini din deb talqin qilyapti. O'zidan so'rasangiz, Qur'onga ergashish din deb haqiqiy dinga muxolif, paralel bo'lgan yangi bir dinni talqin qilyapti. Bular ko'p emas, birodarlar. Butun dunyoda ham bunaqangi sanog'i juda ko'p emas. Bu ularni Qur'onda va qalilun min ibadiyash shakur, meni shukr qiluvchi bandalarim kam bo'ladi degan oyatga ko'ra kammiz deyishligiga ishonmang. Bu kamlik, bu ozchilik, ya'ni adashish toifasi bobidan hisoblanadi. Adashganlarni ozchiligi. Vaholanki jamoatni ko'pchiligi adashmasligi to'g'risida sahih rivoyatlar va intanaza'tum jam sig'adi. Agar nizo qiladigan bo'lsanglar, farudduhu ilallohi var rasul, Alloh va rasulga qaytinglar, qaytaringlar degan oyatlar jamoatning adashmasligiga dalil bo'ladi. Qur'oni Karimni o'zida ham jamoat adashmasligiga ta'kidlar bor. Mana shu sunnat inkorchilaridan ka molni yo'ldoshi degan bir nusxa o'zini vatanidan quvilgan, quvilmagan, qochgan. O'zi odatda sigirni qochish anaqasi bo'ladi, sezoni. Shunaqa sezonda qochib ketgan odam. Qochgan, qochib Turkiyada Muhammad Solih degan siyosiy O'zbekistonga demokratik partiyasini
lideri deb tanıtılgan odamni qo'lida ishlab yurdi. Uni qo'lida mardikorchilik qilib yurdi. Oxiri u Muhammad Solih bularni nomusini oyoq osti qilib tashlagandan keyin bu bilan Bobo Murod Abdulla uni oldidan boyun taloq bilan haydaldi. Va shu oralig'da ya'ni alam ustiga alam dunyoda hech bitta ishi muvaffaqiyat qozonmaganligi uchun vabank suratda hamma narsadan voz kechib Qur'on faqat Qur'on deydigan sunnat inkorchilari bo'lgan jamoalarga qo'shildi. Va oqibatda hech kim gapirmagan gaplarni gapirib, hech kim tasdiqlamagan yangi dinni tasdiqlash jarayoni boshlandi. Bu odam ilmiy bahsga mutlaqo yaramaydi. Suhbatlarni o'tkazyapti, suhbatlari unaqa darajada ko'p tarqalmayapti. Buni alami bor bularning ichida. Ko'p odamlar bularni ya'ni bir marta eshitganda yo qo'lini yub qo'rtoqga urib ketyapti. Buni atrofida bunga savol berayotgan, bu bilan birga hamtovoq bo'lib yurgan odamlarning aksariyatini aqli hushi joyida emas odamlar. Aqli sog'lom odam bularga ergashishi mumkin emas. Men sizlarga bu masala to'g'risida hozir bir suhbatidagi savol-javoblarni tahlilini sizlar bilan birga suhbatlashay deyapman. Nimaga desa ko'rasiz. Bu bir soat atrofida gapirib, keyin savol beringlar deyapti Telegramdan. Va men shunday bahs qilamanki, birortasi meni oldimga chiqa olmaydi deyapti. Yolg'on, qochib yuribdi biz bilan suhbatlashlikka. Ya'ni yuragi dov bermayapti, yuragi dosh bermayapti. Bizni nomimizni eshitganda haqorat qilishdan boshqa narsaga o'ta olmayapti. Yuzma-yuz kelgan paytimizda o'sha eng fisq haqoratlar bilan haqorat qilib qochib ketyapti. Va bundan boshqa ya'ni imkoniyati ham yo'q. O'ziga ergashgan, unga labbay deyotgan 3-4 ta aqli zaif falsafiy tushunchasi uzilib qolgan, zanjiri fosit bo'lib qolgan odamlargina bunga ergashib yuribdi. Gapimga javob berishim ma'nosida hozir ularning savollarini ham sizlarga eshittiraman. O'sha savolni berayotgan odamni aqli joyida odam deyishingiz mumkin emas. Ularni hozir ko'ramiz. Xo'p, bir soatcha gapirib, nima debdi? O'sha sinovlar degan mavzuni ochgan. O'sha mavzudan keyin endi savol bormi degan savol bormi degandagi savolni eshiting. Keyin bunga savol berilganda savol ilmiy asosda bo'ladigan bo'lsa, mabodo ilmiy asosda bo'ladigan bo'lsa, mutlaqo savolga javob bermaslik qobiliyatini ishga soladi. Agar savol buni fikrlarini qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, savolga javob bergandek bo'ladi, lekin unda ham savolga javob bermaydi. Aylanib o'rgulib, o'sha fosil doira bitta joyda aylanaveradi, bitta joyda aylanaveradi. O'sha masalalar bo'yicha siz aziz qadrdonlarga bu adashgan toifa, yangi din paydo qilib olgan sunnat inkorchilari, besunnatlar dinining vakillaridan ogohlantirish suhbatini boshlaymiz. Eshitamiz savolni, savolga imkon berib, unga bergan javoblarini. Qo'shtirnoq ichidagi javoblarni. Xo'p, YouTube'da ne chiqishi? Telegram'da ne chiqishi? Xo'p, YouTube'da qo'l ko'tarish imkoni yo'q. Nima? Telegram'da qo'l ko'tarsangiz, men mikrofonni ochaman. Rasulbek, Rasuljon. Assalomu alaykum, hamma aka. Assalomu alaykum, Kamol aka. O'sha o'zini dindorman deb hisoblaydigan bir kishi aytgandiki, o'sha mana bu IShID to'g'risida, IShID faoliyati to'g'risida gapirganda, aynan o'sha Qur'oni Karimni yakka manba sifatida tan olargan va faqatgina diniy, islom dinining asosi sifatida o'sha kitobi sifatida Qur'oni Karimga ergashadiganlarni nimasiga loy chaplashga urinish asnosida gapirgandi. Aynan IShID faoliyati ham aynan shunga bog'li.
ya'ni o'sha Qur'oni Karimni o'zicha tushungan va o'zicha aql ishlatgan va ko'rib turibsizki, o'sha IShID nima deydi, hamma joyni terroristik harakatlar bilan anaqa qilyapti degan ma'noda fikr bildirgandida. Bu to'g'rimi? Chindan ham o'sha nima aytsa olmayman gapga-yu, yana ham o'sha sizdan fikr olishga harakat qilgan. Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim. Savolni qarang. Savol berayotgan odam aslida o'sha faqat Qur'on deydigan jamoalarni metodologiyasi Qur'onni o'zicha tushunish. Agar Qur'onni o'zicha tushunadigan bo'lsa, IShID ham Qur'onni o'zicha tushungan. IShIDdan nima farqinglar bor? Ya'ni islomda radikal qarashlarga qo'l urgan, radikal yo'ldan yurgan odamlarni hammasini olib keling, faqat Qur'on bilan adashganligini isbotlab beraman deganman men. Ya'ni faqat Qur'on deb Qur'onga o'zini fikri bilan yondoshadigan odamlar islom tarixida adashgan toifalarning birlamchisi bo'lgan. IShID tushunchasi eski qadimda xavorij deb nomlangan. Xavorijlar inil hukmu illa lillah deyishgan. Hazrati Ali radhiyallohu anhuni وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكُ هُمُ الْكَافِرُونَ deb öldürgen Kur'an ayeti bile. Hazreti Ali'ye kılıç uruyatken adam وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ayetini oku buruyen. Ular fakat Kur'an'dan delil keltirgen. Fakat Kur'an'dan delil keltirgenliğini itibarga alıp Ali radıyallahu anhu İbn Abbas'ı şakirime etkenler ki bahslaşsan Kur'an'ı özü bilen bahslaşmadı geller. Hadislar bilan ularga Qur'onni tushuntir, voqealik bilan tushuntir Qur'onni deganlar. Chunki Qur'on hammalun zuvujuh deganlar. Qur'on ko'p ma'nolarni o'zida ko'taraveradi. Xohlagan odam xohlagan ma'nosiga suyanadigan bo'lsa, xohlagan dinni paydo qiladi. Qur'ondagi namoz o'qing kalimasi va aqimus solata kalimasi, namozni qoyim qiling kalimasini duoga turing deb tarjima qilish ham mumkin. Va suhbatni davomida inshaalloh vaqtimiz yetsa ko'rasiz. Suhbatni davomida bular aynan namozni ham islomdan chiqarib olgan. Namozni islomdan chiqarib olib, bular o'zlarini besunnat tariqalarida namoz duo deyishyapti. Nimaga? Qur'onga o'zlarini ma'nolarini yuklagani uchun. Qur'ondagi duo, namoz duo degani salat bu duo ma'nosi tazarru'a va xufiyatan deb duo qilsang bo'ldi deyapti. Va bunga ergashgan odamlar savolda namoz o'qimasligini ochiq-oydin, namozni tashavvorishligini Qur'onga suyanib tashavvorganligini aytayapti, bu odam inkor qilmayapti. Savol bo'ldi. Endi javob qarang. Savol nima? Savol IShID ham faqat Qur'onni o'zidangina adashganligini da'vo qilyapti bir kishi, men aytayapti. Bir Abror Muxtor Ali shunaqa deyapti. Biz ham faqat Qur'on deyapmiz. IShID ham adashib ketgan, biz ham adashib ketishimiz mumkinmi? Men endi ishonmaymanki uni gapiga, sizni fikringizni eshitmoqchiman deyapti. Savol bergan odamning ham aqlida nima bor? Yetishmovchilik bor. Kislorod yaxshi bormayapti, qon yaxshi aylanmayapti miyada. Ha, ishonmasang nima qilasan savol berib? Shu savolni kirib, shu gapni gapirgan odamga bermaysanmi? Shu savolni, shu gapni gapirgan odamga berib, dalil keltiring deb dalil so'ramaysanmi? Men bu gapni Abror Muxtor Ali aytmagan, buni tarix asarlarida Hazrat Ali radhiyallohu anhu ga qarshi chiqqan IShID jamoalari aytgan, u davrda xavorij, haruriyalar Haruriyada Hazrati Ali'ga muxolif bo'lgan odamlar aytgan, Qur'ondan dalil qilishgan, Qur'onga ko'ra hukm Allohniki deyishgan, ya'ni tahkim masalasida Hazrati Ali'ni kofir deyishgan, Qur'onni oyatiga suyanib o'zlariga ergashmaganlarni hammasini kofir deyishgan va islom ummati bil ittifoq ularni adashganligini aytgan. Sizlar faqat Qur'on deyapsizlar. Sizlarni adashmasligingizga nima kafolat bor? Shaxsiy aqliy tushuncha bilan Qur'onga ma'no aytib ketsanglar,
Kur'an nazil bo'lgan Muhammad aleyhissalatu vesselamın sünnetlerini, Kur'an'ı şerhlab bir uçu şarih, hakiki şarihini gapini olmasaylar. Adaşasalar degen gapimge bu savol beri yaptı, cevap ne işti? Yukarıda ayet bu dingiz, kafir diye takfir edildiler. Onun devamı da ayet dingiz ki yana kafir mi, onu öldürüş gerek. Lekin onu ayetmeyitler dediniz. Bu doğru, Kur'an-ı Kerim'de kafir buldu mu, öldürüş gerek degen buyruk var mı? Rahmat. Birinchi savolingizga javob shuki. Endi javob eshitasiz, qarang. Birinchi savolga javob eshitasiz, javob bermaslikni bundan ortiq namunasi bo'lmaydi. Javob yo'q. Ya'ni bera olmaydi javobni, chunki ilmiy bahsga bularning aqli farosati yetmasligini isboti. Internetim biroz qotyapti. Xo'p. İkinci savol. Suhbatida aytganki, mullalar degan, bu mol yo'ldosh aytibdi. Mullalar o'sha odamlarni kofir deb e'lon qiladi. Odamlarni shu 1 soat aldab shu gapni gapiryapti. Kofir deb e'lon qiladi, ichidagi keyin gapini gapirmaydi. Ichidagi gapi nima? Biz kofir deb e'lon qildik, borib o'ldiringlar. Biz kofir degan odamlarni qatl qilinglar degan gapni ichida berkitadi deyapti. Mol yo'ldoshini uni atrofida ergashib yurgan, kallasiga havo qamalib qolgan, miyasi yaxshi ishlamaydigan odamlarni aldashi mumkin. Bunga aldanayotganlar mana shunga o'xshagan gaplarga aldanayapti, to'g'ri. Lekin qaysi mulla, qaysi kitobga ko'ra bir odamni kofir deb e'lon qilsa, uni borib o'ldirish kerak degan gapni belkitadi. Qatta bor shuni. Shuni dalilini aqli sal ishlayotgan odam bo'lsa, borib so'rasin, bizga dalilini keltir desin. Bu keltiradi dalilini. U mahkamaga aloqador qozi, sudiya, tergov ishlaridan keyin mahkamaga topshiriladi, mahkama unga qaror chiqaradi, qaror chiqargandan keyin qaror chiqargandan keyin uni davlat jazo sifatida unga hukmni ijro qiladi degan masalani mulla kofir deb e'lon qiladi, qolganlar borib o'ldirsin degan da'vo degan yolg'onni gapiryapti. Bu yolg'onga ishonsang, ishonsang o'zing ishonarsan-da. Lekin biz seni singari ahmoq emasmiz. Endi sizlarga bunun javobini eshitiraman. Eshitinglar. Birinchi savolingizga javob shuki, siz ismini aytmadingiz, men aytay. Abror Muxtor Mocha. Qur'onni o'zini din manbai qilib olinsa, ishi chiqadi. Birinchi bo'lib turib Qur'onga amal qilamiz deganlar xavorijlar kabi gaplar. Ularni dinlardagi, o'sha sunniylik dinidagi o'lchovlar bilan o'lchab ko'rilsa, bu gaplarni bir jiddiy ravishda olib tahlil qilishga arzimaydi. Nega? Javob yana davomini eshittiraman-da. Men sizlarga hozir Facebook'da buni yuzini, o'zini tutishini ko'rsataman. Yuragi tez urib ketyapti, pishillab qolyapti, nafasi yetmayapti. Ya'ni Abror Muxtor Ali haqida gap boshlanganda meni mocha deb haqorat qilyapti. Ichidagi, ya'ni adovati shu darajada qalbiga egallab olganki, bu odamni nafas qisib qolyapti. Eshitinglar. Chunki biror bir gapni, gap degani hadis degani, biror bir hadisni olish uchun kim aytyapti uni? Jarh va ta'dil. Jarh va ta'dil, ya'ni buni aytayotgan odam tayin tuturug'i tekshiriladi. Bu jarh va ta'dil elagiga sop ko'rilsa, Abror Mocha o'tolmaydi. Chunki birovga tuhmat qilib, tuhmatini isbotlay olmagan va tuhmatini tan olmagan va shu bilan
guvohligi abadul abad olinmasligini o'zi isbotlagan. Masalan, menga qarshi chet el maxsus xizmatlariga ishlaydi Kamoliddin Yo'ldosh degan bittasi deb chiqqan va men bilan birga Ruh O'zbekistonni chet el maxsus xizmatlariga ishlaydi. Mana shu ikkalasi Qur'oniylikni boshlayapti deb rasmiy maqomlarda, rasmiy majlislarda, rasmiy davralarda e'lon qilgan. Men yo'q joyimda. Ruh O'zbekiston ham yo'q u joyda. Undan keyin men uni boshqa bir davraga chaqirganman. Javob ber gapinga deya. Xo'p. Savol nima edi? Javob qaraylar. Savol nima edi? Faqat Qur'on deb, Qur'ondan o'zimizcha tushunamiz. Degan fikrni qo'llab-quvvatlansa, eshit ham faqat Qur'ondan o'zini fikrini gapirib eshit bo'lgan. Xavorijlar Qur'ondan adashishni boshlashgan. Qur'onni o'zining manbayiga bog'lamaguncha inson xohlagan tushunchasini targ'ib qilsa, unda xohlagan ma'noni chiqarish, xohlagan toifani yasash mumkin deganmiz. Bu javob nima deyapti? Sahara oshib ketdi buni hozir. Og'zi qurib qolgan, nafasi pishillab qolgan. Ya'ni yuragi tez uryapti, havo qisilib, burni pishillab. Abror haqida gapirganda, ya'ni moldosh ya'ni nima deyishini bilmayapti. Endi men bunga tuhmat qilganimishman. Nima deb tuhmat qilganimishman? Maxsus xizmatlarga xizmat qiladi, Qur'oniylikni targ'ib qiladi deb tuhmat qilgan ekanman. Maxsus xizmatlarga xizmat qiladi degan gapimni isboti sen dushmanga xizmat qilish uchun xoin bo'lishing shart emas, ahmoq bo'lsang kifoya deb isbotlaganman. Ya'ni sen sunnat inkorchiligini targ'ib qilar ekansan, seni ateistlar qo'llab-quvvatlaydi. Seni islomga muxolif bo'lgan odamlar qo'llab-quvvatlaydi. Mana shu ma'noda sen dushmanga maxsus xizmatlarga xizmat qilyapsan. Bu gapimni isboti mana. Xo'p, sen va Ruh O'zbekiston profilidagi sharlatan, mol yo'ldosh, it yo'ldosh ikkaloving Qur'oniylikni targ'ib qilyapsan. Bu o'zing talab turibsan o'zing. Qur'ondan boshqasi kerak emas deyapsan. Senga isbot keltirganimizni sen tushuna olmaydigan darajada aqling zaif. Aqling zaif bo'lgandan keyin dalilni tushuna olmaysan. Hadislarni inkor qilar ekan, nimaga inkor qilasan desa, chunki o'tda odamlar bor. Mana u to'g'ri gapirdi, bu noto'g'ri, jahl ta'didlagan mavzu bor deb, bu narsalarni hammasini inkor qilgan eding. Endi senga qarshi Abror Muxtor Ali seni asl mol yo'ldosh ekaningni isbotlab qo'yganidan keyin jarh ta'dil kerak bo'lib qoldi endi bunga. Jarh ta'dil masalasida ham Abror Muxtor Ali'ning gapi 100% to'g'ri chiqyapti. Qur'onni faqat Qur'on demayapsanmi? Sen Qur'oniylikka targ'ib qilmayapsanmi? Qur'oniylikka targ'ib qilyapsan-ku. Qur'oniylikka targ'ib qilyapsan-ku. Sen mol yo'ldosh, Ruh O'zbekiston degan it yo'ldosh. İkkalang Qur'oniylikka targ'ib qilyapsan-ku. Endi ozodlikka chaqirdim buni deyapti. Sen chaqirmagansan meni. Meni Barno Anvar chaqirgan. Va menga aytgan, kim bilan bahs qilasiz shu yerda degandek, mol yo'ldosh bilan bahs qilaman deganman. Bu ma'noda seni men chaqirgan bo'lib chiqaman unda. Endi Barno Anvar senga aytganda sen meni degan bo'lishing mumkin. Bu juda ham zaif ehtimol. Nimaga? Sen men bilan ro'baro kelishga umuman aqling yetmaydi. O'shanda bilmasdan ro'baro kelib qoldingda, o'shandan beri jirillaysan, o'shandan beri senga nima savol bersa, Abror Muxtor Ali deb javob berasan. Nimaga? Shunaqa duxingga o'tkazib olganman seni. Qalbingga qo'rquvni sop qo'yganman. Senga nima savol berilsin, Abror Muxtor Ali deysan. U mocha deb sen o'zingni onangni, dadangni aytayotgan bo'lishing mumkin. Ko'pincha ba'zi odamlar o'zini onasini, dadasini nomini shunaqa qo'shadi. Abror Muxtor Ali meni ismim va men bilan shu bahsni qilar ekansan, o'sha joyda seni men nima deganman?
Fakat Kur'an deyişten közlegen maksadın siyasi hareketli gelmem. Bunu ben ispatlaşki ülgürme gelmem. Özün tanıp o gensen. Ne bege? Kur'an ve sünnet. Mesela işte bahs buraya yaptı. Saval bir. Dese senge. Ben gelme de saval bir gensen. Özbekistan'da siyasi, kamahhanada siyasi mahbuslar var mı? Dip saval bir gensen. Şu gapin. Fakat Kur'an deyişten közlegen maksat siyasi hareket ekenliğini özün tan olgani. Bir kişinin aybini ispatlaş uchun e'tirof kifoya. Sen e'tirof qilding o'zingni siyosiy harakat maqsading ekanligini, Qur'onni ya'ni faqat Qur'on deyishdan ko'zlagan maqsading siyosiy harakat ekanligini va islom dushmanlariga xizmat qilishlikda mana shu da'voying kifoya qilishligini ispatlading. Savoling bilan uni ispatlading va faqat Qur'on degan da'voni qilib yuribsan. Aytayotgan 3ta narsada tuhmat emas bu. O'zi nima bo'ldi? Isbot bo'ldi, o'zing e'tirof qilding. Lekin buni sen tuhmat deb tarqatyapsan. Chunki atrofingda senga savol bergan odamlarni aqliy salohiyati hali yetilmagan. Fikr mantiqiga kislorod yetib bormagan. Havo qamalib qolgan, havo. Yantiqu anil hava. Havodan gapiradi seni atrofingdagi odamlar. Dalil yo'q. O'zini havosidan, nafsidan, tushunchasidan gapiradi. Xo'p. Ozodlikka. Ozodlik radiosiga. Ozodlik radiosiga keldi. Bir soat mobaynida isbotlab bera olmadi. Oldi qochdi gaplarini aytib yurdi o'sha kigiz kitoblardagi hali echki yeb ketgan hadis olmadi. Başladı karayla. Oldu koştu kitaplarını ayeti gördü. Şey, kigiz kitaplarda hali içki yiyip gitken hadis ve hakkızı hakkızılar. Lekin. Yolun yapar yaptı. İspatlay olmadı bilen itiraf kıldığını farkı var. Ben ispatladım. Sen itiraf kıldın. Ve kigiz kitap degen sen hadis kitaplarını yapar yapsan ondan sen delil kiltirdin. Sen dalil keltirdin, ne dedin? İçki yiyip gitti degen sahih hadiste dedin, ayetini içki yiyip gitti dedin. Ben sana ispatla verdim, şu sohbette, o hadis zayıf ekenliğini, münker hadis ekenliğini, onun münkerliğini muhaddislerimiz ayıp o geldiğini, o hadis sen talqın kılıyetken de hadislerge tane bulalmasligini ispatla verdim. Aziz kadırlarlarge, o'sha suhbatni inshaalloh havolasini tashab qo'yamiz, ko'rishni tavsiya qilamiz. O'sha suhbatni ko'ringlar. O'sha suhbatda kim nimani isbotladi, kim nimaga javob bera olmadi. Savol-javob bo'lgan, savolda men savol berganman, makamaka bo'lib qolgan molli yo'ldoshi. Eslatib qo'yay, savol nima bo'lgan? Bu aytganki, Qur'onda yo'q narsalar u Kur'an'dan mas, İslam'dan mas deyip dava kıyan. Bu. Başarını karaylar. Közü karaylar. beni uzakdan zikir kıyanındayım. Şimdi tillerin kurup kalışı, nefesin kısıp kalışlığı sanki indi abadi ceza buldu. Dünyanın özünde ölgününce bu keserlikten kurtulamıyorsan. Bu alem seni hiç kaçan terk kılmaydı. Mal yoldaş. Bu senge Allah tomonidan berilgan ajoyib jazo bo'ldi. Shiyalar Oyisha onamizga tuhmat qilishardi. Zinoda ayblashardi. Alloh taolo bir ayolni zinoda ayblasa, ya'ni majoziy emas, to'g'ridan to'g'ri zinoda ayblasa, Qur'onda unga 80 darrani jazo sifatida Alloh belgilagan. Şialar cazadan kaçıp yürüşedi. Allah Teala ularını fikrini aylantırıp özünü özü Kerbala'da uğradıgan kıp koydu. Şialarının bir taifesi var. Kerbala'da özünü urup savab ümit kıladı. Ayşe anamızın zinada ayıplab Allah özünü özüge urdurtturup koydu ularını. Kemal yoldaşım şuna kap oldu. Allah'ını keltege buldu bunca. Abrar hakkında gap bulsa avazı kurup kaladigen nefesi kısıp kaladigen ko'zlari orqaga ketib qolyapti qani. Ko'zlari orqaga ketib qoladigan o'limtik odamga aylanib qolyapti. O'sha ozodlikdagi suhbatda Barno Anvar bizda moderatorlik qilgan,
suhbat turibdi. Men iloji bo'lsa adminlarga aytay, kommentariyaga bo'lsa ham tashab qo'yinglar, izohlarga. Bo'lmasa o'zim mana shu suhbatni boshiga qo'yib qo'yaman. Ko'ringlar. Savol berdim o'sha joyda. Qur'onda yo'q, bo'lsa islomda yo'q deganimi shu? Ha. 200 ta narsa Qur'onda yo'q deb bu kitob chiqarib, mana Edib Yuksalning gapini tarjima qilib yuruvdi. Unday bo'lsa Nisa surasida adashmasam Alloh taolo ayollardan nikohi harom qilinganlarni sanagan. Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va akhawatukum va xolatukum al-aya. 14 ta ayolni sanagan. Bularning nikohi sizlarga harom qilindi deb. Shu nikohlarning ichida nabiraga uylanishlik haromligi aytilmagan. Nabiraga uylanish haromligi aytilmagan. Endi sizga savol deganman. Juda ham hurmat bilan suhbat qilganman u paytda. Ya'ni men madaniy suhbatda hech qachon ilmiy makonatdan tashqariga chiqmayman. Bahsga kelsa, o'sha Bobo Murod Abdullasi keladimi, bu keladimi, hozir ham chiroyli go'zal suhbatni qila olaman. Lekin bular suhbatga kela olmaydi. Birinchidan, ikkinchidan kelganda ilmiy bahsga yaramaydi. Xo'p, Qur'onda yo'q degan sizni mantiqingizni olsangiz, nabiraga uylansa bo'ladimi dedim. Desam, o'sha zohoti nafasi qurib, bu oson, buni aql bilan yechamiz. Nabiraga uylanish jirkanch ish. Nabiraga uylanish jirkanch ish. Odamlar ichida bunaqa ish bo'lmagan, shuning uchun Alloh uni sanamagan deyapti. Onaga uylanishchi. Hurrimat alaykum ummahatukum deyapti. Onaga uylanishni sanayapti-yu. Onaga uylanish, o'g'il o'zini onasiga uylanishi jirkanch ishlar ichida jirkanchrog'i. Lekin Alloh sanayapti uni. Nabiraga uylanish mumkin emasligini biz ilmiy asosda topamiz. Hadis shariflardan topamiz. Amma bilan jiyanni bitta nikohda jamlanmasligini hadisdan topamiz. Qur'onda yo'q u. Opa bilan singilni jamlab bo'lmaydi nikohda. Qur'onda buni aytgan. Opa bilan singilni bitta nikohga jamlab bo'lmaydi. Lekin amma bilan jiyanni jamlasa bo'ladimi? Qur'onda yo'q. Shundan keyin bu odam Abror Muxtor Aliyni tushida ko'rsa, tagini hullab qo'yadi. Meni tushida ko'rsa, tagida hullab qo'yadi. Hali qochganda esdan chiqib qoladi-yu, qovoqlari bo'shab, shunaqa bo'lib qolgan bu odamlar. Shuning uchun savol bergan odamning esingizda turgan bo'lsa, savoli qayerda qoldi? Mol yo'ldoshning javobi qayerga qarab ketyapti? E'tibor berasizlar bu yo'g'iga. U massiydi. Echki yeb ketgan ketmagan emas. Maxsus xizmatlarga ishlaydi degan iddaoingni isbotla. O'sha yerda u savolni berganman. Javob beraman. Bo'ldi. Shundan keyin men bu odamga na biror joyda diniy avtoritet sifatida, na biror joyda bir gapini jiddiy olish mumkin bo'lgan shaxs sifatida qaramayman. E'tibor beringlar, savol bergan odam ism gapirgani yo'q. Va bu Abror Muxtor Aliyni jiddiy olmayman, jiddiy avtoritet sifatida qaramayman, deyapti. Savol bergan odam Abror Muxtor Aliyni nomini aytmasdan ilmiy asosdagi savolni beryapti. Javobda Abror Muxtor Aliydan boshqa yoqqa chiqmayapti. Qani mantiq? Tushunyapsizlarmi? Qani mantiq? Abror Muxtor Aliy bilan ya'ni suhbatlashishlikka aqli yetmasligini tan ololmayapti xolos. Pishillashi o'shandan, inqillashi o'shandan. Bo'lmasa, o'ziga to'g'ri bo'lsa, ilmiy asosga quvvati, baquvvat bo'lsa, aytmaydimi chiqsin Abror Muxtor Aliy qani ikki og'iz gapimga javob bersin demaydimi? Ozodlikda boshida javob savol bergan. Shu masalani isbotlaysizmi? Men haqimdagi gapni deganda men uni u masala isbotlaymiz. Bizning mavzuimiz Qur'onmi, sunnatmi? O'zi mavzu shu. Mavzu buni o'zi to'qib olgan gap emas. Mavzu Qur'on siz, ya'ni sunnatsiz Qur'on, sunnatsiz islom mavzusi. Biz mavzuni gaplashaylik. Seni maxsus xizmatlarga xizmat qilishingni men isbotlashga ulgurmadim. O'zing tan olding. Tan olding o'zing. Ya'ni faqat Qur'on derkansan, seni ateistlar, ateistlarni qo'llab-quvvatlaydigan
tashkilotlar albatta qo'llab-quvvatlaydi. Ularga sen ahmoq bo'lib xizmat qilyapsan, demak. Qaytarib aytaman, xoin bo'lish uchun, ya'ni düşmanga xizmat qilish uchun xoin bo'lish shart emas. Ahmoq bo'lsang ham bo'ldi, ular seni xizmat qildiradi. Sen undan keyin men bilan tamomila hadis, Qur'on to'g'risida bahs degansan, yolg'on gapiryapsan hozir. Bahs degansan, bir soat bahsimiz shu Qur'on sunnat haqida bo'lgan. Men undan keyin avtoritet deb tan olmayman deyapsan. Tan olganing uchun meni zikr qilyapsan. Meni nomim aytilmagan, ehtimol aytishi mumkin bo'lgan savolga meni qo'shyapsan. Faqat savolga javob bermaslik uchun. Qarang. Boshqalarga ham aytganmanki, bu guvohligi olinmaydigan inson. Siz endi juda ulug'lashingizlar mumkin, bu sizlarning ixtiyoringlar. Ama men uchun shunaqa. Menga taalluqli gapini men olib kelib o'zim so'rab olganman, javob berolmagan. Bo'ldi. Mavzu yopilgan. Xo'p, keyin shunaqa. Menga taalluqli gapini men olib kelib o'zim so'rab olganman, javob berolmagan. Bo'ldi. Mavzu yopilgan. Xo'p, keyin ikkinchi so'p. Astagfirullah. Nafas qisib qolyapti. Nafas yetmayapti. G'ilt g'ilt tupurgilarini yutyapti. Qattiq qo'rqib ketganda odam tupurgisini qaysi momentda yutish emasdan chiqarib qo'yadi. Gapirayotganda tupurgisi tiqilib qoladi. Psixologik portret, birodarlar. So'rab olganman, javob bera olmagan. Javob bera olmagan degan xulosani sen çıkarışın kereyi mi? Yoki sen o suhbetini, ilovasını içtiğinler, YouTube'da turup da keyin xulosa aytarsılar, deyişin kereyi mi? İnsan bolsa ona kadar deyişin kereyi de. Senin atrafında aklı zayıfra adamlar oturgan için onlarını aldayıp sen. Cevap berolmagan. Sanki iş onuşka mecbur ular. Senin atrafında. Ne demek? Senin yangi dininge mansup buluyetken adamlar. Onlarını aldayış için bana şu seviye yeterli yani. Azgın aklını işletse sen yolg'onchi ekanligini ko'radi odamlar. Xo'p. Savolga javob berdimi? Savol nima edi? Savol IShID jamoasining faqat Qur'onga ergashishligi natijasida adashganligini isbotlagan edim men. Buni tarixdan Hazrat Ali radhiyallohu anhuga qarshi chiqqan jamoalarni pozitsiyasidan isbotlaganman. Abrorni shaxsiy tushunchasi, shaxsiy fikri emas u. Lekin bu javob bermayapti. Meni guvohligi olinmaydi deyishdan ko'zlagan maqsadi kelajakda yana mabodo shu abrorni taklif qilib qolsanglar, men bilan bahsga, men sizlarga aytganman-ku guvohligi olinmaydi deb qochish uchun fortichka tayyorlab ketyapti. Fortichka. Buni kuzatib yurgan, buni atrofida bunga savol berayotgan odamlardan İnsof doirasida har qaysi biringlarga da'vo qilaman. Abror haqida savol beringlar, kela olmaydi. Men bilan o'tirib bir soat bahs qila olmaydi. Bahs qila olmasligini tan olishdan ko'ra Abror guvohligi olinmaydi deb qochish osonroq. O'sha uslubni tanlayapti bu. Aqli raso odamlar uchun bu kifoya. Savolga javob berdimi? Yo'q. Maqsad savolga javob bermaslik. Savol ya'ni reskit savol IShIDni o'rganing, Qur'onni dalil qilib odam o'ldirdi. Havorijlarni o'rganing, Qur'onni oyatini dalil qilib shaxsiy fikri bilan tushunib olib Hazrat Ali'ni kofir dedi. U kishini qatl qildi. Faqat Qur'on deydigan toifalar ham demak IShIDdan nima farqi bor? Nima farqi bor IShIDdan? Ular ham faqat Qur'onni shaxsiy tushunchasi bilan tushunyapti. Va bizga tuhmat qilyapti. Hadislar IShIDni paydo qilgan deyapti. Yolg'on gapiryapti. Adashgan toifalarning 100%i avvalo Qur'ondan adashgan. Faqat Qur'on deb turib adashgan. Sunnatni ham noto'g'ri tushunishgan, keyin sunnatni hadislarni o'sha noto'g'ri tushungan Qur'oniga moslashgan. Moslay olmasa, keyin hadislarni ta'vil qilishgan. Nimaga Abror Muxtor Aliyni guvohligi qabul qilinmaydi?
dese nimaga bunaqa deyapti degan savol beryapsiz. Maqsad abror bilan endi kelajakda ro'baro kelmayin deyish. Qochish. Qochish uchun oldindan tayyorgarlik. Tayyorgarlik. Polis. Ha, u jihatini aytay. IŞİD Irak Saddam Hussein Spetsnaz Spetslujbası merkezde bugün guruh. Onlar Arap Sosyalizm Partiyası Bağız diyeceğim. Arap Sosyalistik Parti. Arap Sosyalistik Partiyası'nı Spetslujbası Spetsnazı dege adamlar yalnız Kur'an diyen adamlar mas. Karay, savallı kayırdan ap gelip, kayırge ap getip, uzunu koklayan düşüncesige moslap, basının mı alakası var bitti? Ular yalnız Kur'an deyip, deydigen adamlar deyip kim aytti? Kim aytti? İşitini fakat Kur'an deydigen adam deyip kim aytti? Mantığını bağla almaydı. Oddiy insonni so'zini to'g'ri tushuna olmaydigan bu mol yo'ldosh Qur'onni qanday qilib tushunishi mumkin? Savol. Oddiy insonni so'zini to'g'ri tushunmayapti. Men nima deyapman? IŞİD ham faqat Qur'on demaydi. IŞİD adashganda Qur'onni noto'g'ri tushunib adashgan. Hadisni noto'g'ri tushunib adashgan. Sanlar faqat Qur'on deyapsan, sunnat kerak emas deyapsan, noto'g'ri tushunib atrofingdagi odamlarni adashtirsang nima bo'ladi? Degan savol bu. IŞİD adashishlikda faqat Qur'on degan emas. Lekin bu bizni jumlamizni ataylabdan noto'g'riga chiqarish uchun ba'sini qo'shdi, Arab sotsialistik jamiyatini qo'shdi, kimga aloqadorligini qo'shdi, Abror Muxtor Aliyni gapirdi, mavzuni ya'ni shohlatib, loyqalatib olgandan keyin savol bergan odam ham o'zini savolini esdan chiqarib oldi endi. Endi javob mana shunaqanga aylantirib javob beryapti. Qarang javob ahvolini. Ular boshqa davlatlarni spes sujba, spes nazdari bilan bog'liq bo'lgan guruhlar va o'sha joydagi Amerika bosqinchilariga qarshi va Amerika bosqinchiligi orasida o'z shia ustunligini o'rnatmoqchi bo'lgan Eron ta'siriga qarshi urushayotgan taraflarni ma'lum bir konjunktura payt davrida siyosiy iqtidorni olish imkoni yuzaga kelgan paytda pona urilgan pona asta asta bunga savol berildi. Voy, IŞİD Qur'onni dalil qilib odamlarni o'ldirgan deyapti. Nomini aytmayapti. Javob bering, shu to'g'rimi desa, Abror Muxtor Aliy bilan bahs qilganimda u menga tuhmat qilgan va u menga tuhmat qilganda chaqirganman, ozodlikka so'rab olganman, tamom bo'lgan dalil yo'q. Undan keyin uning gapligi qabul qilmaydi. Kegiz kitoblar va echki yeb ketgan oyatlar, undan keyin men uni gapini avtoritet qabul qilmayman. IŞİD ba'z arab tashkiloti pona. Javobmi shu? Savolga shu javobmi? Buni eshitib turgan hali bunga tuzog'iga, qarmog'iga ilinmagan, yo akam, yo ukam, yo do'stim. Shu odamni ya'ni gapiga ishonishlik naqadar aqliy mantiqqa to'g'ri keladi. Pona ekan. Sendan uni so'ramayapti. Qurishimiz mumkin degan paytda chiqib turib, bular mana biz davlat e'lon qilamiz. Iroq va Levant, Iroq va Sham islomiy davlatini e'lon qilamiz deya provokatsiya qilib ketishgan. Xuddi onlardan oldin Amerika kirib borganida O'zbekistonning prezidenti Islom Karimov
nima degani ekanligini bir eslab ko'rsinlar. Amerikani Iroqqa kirishi juda ham to'g'ri. Amerika xalqi bütün sevinç bilan, quvonch bilan kutib olmoqda. Qo'llarda guldastalar bilan degan men o'zim yuklaganman. Prezident UZ degan saytida chiqqan ana shu audiosi men uni yuklab olib, Karimov urushni qo'llaydi degan Turkiston TV degan YouTube kanalini yuritardi bu paytda. Shuni yuklaganman. Qayerda edi bular? Qayerda edi bular? Agar savol nima edi? Eshit. Va havoricilar Qur'onni noto'g'ri tushunib havorij bo'lgan, deyapti. Shu haqida nima fikringiz bor? Desa, Abror Muxtor Aliydan boshlab ozodlik da bo'lgan bahs, kigiz kitob ichki yib ketdi, abrori guvohligi olinmaydi, menga tuhmat qildi, meni Qur'oniy deb tuhmat qildi deyapti. Kamol yo'ldoshi faqat Qur'on deydi degan narsani tarqatyapti bular deganim tuhmat ekan. Undan keyin bas, Amerika, pona, ular davlat tuzdi, Islom Karimov sizlar qatdaydilar. Ya'ni bu odamning kimligini, naqadar aqliy salohiyati sayoz ekanligini ko'rsatish uchun qo'yib beryapman. Yolg'iz Qur'onga ergashish ishitni chiqaradigan bo'lsa, nega sizlar chiqib raddiya berganlaringizda haligi polkovnik shayx ham imzo chekkan. Butun sunniy dunyosidagi ismlar imzo chekkan. Nega biror bir joyda bular yolg'iz Qur'onga ergashyapti, shuning uchun adashgan demadinglar? Savolga javob yo'q. Ya'ni savolni inson o'laroq bergan bir insonni to'g'ri tushunsa bo'ladigan savolini noto'g'ri tushunyapti. Bular faqat Qur'onga ergashib demayapti hech kim. Qur'on bilan ham adashib ketish mumkinligiga dalil keltirilyapti. Sen Kur'an deyapsan, fakat deyapsan, o adashmayman deyapsan. Sen hem Kur'an'a mana aytarken sen, işit hem Kur'an'a mana aytken edi. Sen hadislerini inkar kılarken sen, ular hadislerine hem uzunu manasını yüklegen edi. Uzunu cemaasını kollab kuvvetleş uçun, Kur'an'ı notoru tavir kigen, hadisini notoru tavir kigen. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf, rahimahullah, açık hat degen kitapta, uşa imzanı koyarken kitabını okumagen sen demek. O'sha joyda Qur'onning bu oyati qanday tushuniladi? Sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar. Bu hadis qanday tushuniladi? Sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar deyilgan. Ularga shu kriteriyalar ko'rsatilgan. Senga ham ko'rsatyapmiz. Sen zotan ko'rsan, ko'ra olmaysan. Seni atrofingdagilardan qutqarib qolishimiz mumkinmi? Seni zalolatingdan, seni botqog'ingdan, seni tupigingdan olib chiqib ketishimiz mumkinmi? Allah hidayet verse sebepçi bu kadar mı kimiz deyip yapıyoruz. Aslı sen arzımıysa. Senden ümit yok. Yani Allah hidayet kımese senden bundan bir yolda ümit yok. Çünkü senin içinde hasat ve adavat cemlenip koyar. Şeytanda hem hasat bilen adavat cemlen geldi. Adam aleyhissalatu vesselam ki hasat kıldı. Ki açıkça düşman bu vardı. Sende hem hasat var. Ve o şey hasadini üstüge adavat koşulup kaldı. Endi qiyin seniki. İlla Allohni rahmatidan umid kesilmaydi. Ammo seni atrofingda odamlar senga savol bergan, ishonmayman degan, o'sha savol bergan, aslan aslanmi degan profil ekan, yo Rustam degan profil muhullas. Meni eshitayotgan bo'lsangiz, suhbatni qaytadan eshitib ko'ring. Siz savol berdingiz, sizga bu javob bermadi bu. Javob bersa, ilmiy asosda javobni bersa, xato ekanligini bo'yniga olib qoladi. Qur'onni o'zicha tushunsa inson radikalan bo'la oladi. Qur'onni o'zicha tushunib turib namozni inkor qilyapti bular. Qur'onni o'zicha tushungan odam xamir harom emas, u harom listasida yo'q deya oladi. Eshit Qur'onni o'qib olib odam o'ldirishlikni Qur'onni oyatidan chiqardi. Noto'g'ri. Biz eshitni Qur'oniy demayapmiz. Qur'onni o'zicha tushunishlikka
sanatdan uzilishlikka natija mana shu bilan yakunlanishini aytyapmiz. Bular özleri ham hiç yalnız Kur'an'a ergashyapmiz demagan. Odam özü iddia qilmagan, hatta unga qarshi ayblovlarda yo'q aybni chiqib turib hiç boshqa bir ayblov topolmagan paytda Kur'oniylar borsa IŞİD bo'ladi deyish. O'zi zinodan bo'lgan bola birovni onasi zino qildi deyishdan farqi yo'q. Aynan shu. Qanaqa mantiq bor bu yerda? IŞİD va Xavorij jamoalarining Qur'on oyatini o'qib adashganligini ilmiy isbotini keltirib qo'yganmiz. Hozir ham IŞİD jamoalari kirsa, suhbatlashsangiz, hadis bilan bahs boshlamaydi. Maida surasi 44-oyat deydi. "Homan lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun." Kim Allohning hukmidan boshqa hukm bilan hukm qilsa, ana o'shalar kofirlardir. Mana shu oyatni dalil qiladi. IŞİD shuni qildi. Havorijlar, haruriylar shuni dalil qildi. Bu dalilni da'voni Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhu borib ularga isbotlab berdi, bo'yniga qo'yib berdi. Qur'onni tushunish hadis bilan, hadisdan chiqsang Qur'onda mana shunaqa ahvolga tushasan, dedi. Asosiysi qorilar edi. Qur'on hukm qilgan narsa hukm, Qur'on hukm qilmagan narsa kofir bo'ladi dedi. Mavzuni loyqalab, loyqalab baliq tutyapti bu. Suvni loyqalasa baliq tutiladi. Endi o'zi zinodan bo'lib, boshqani onasini zino qildi deyishga o'xshaydi deyapti. Buni nima mantiqi bor? Qanaqa bog'laydi buni? Qani bitta manot? Qani tashbihni mushabbah bihi? Qani bitta? Yo'q. Bu Abror Muxtor Aliyga adovati bor. O'sha adovat uni qalbida o'rnashib, buni mazasini qochirib qo'ygan. Nafas olish qiyinlashib, tuprigisini zo'rg'a yutib gapiryapti, og'zi qurib qolyapti. Faqat shu masalalarni ichida loyqalatib, iloji boricha meni haqorat qilishga harakat qilyapti. Lekin haqorat qiladigan odam noloyiq odamni haqorat qilsa, o'ziga qaytib oladi. Buni bu hadislarga inkor qiladi-yu, bunga ishonmaydi. Eshiting, javob yo'q. Xo'p, ikkinchi savolingiz. Man baddala dinahu faqtuluhu degan hadis var. Kim? Birinchi savolga javob berdimi? Birinchi savolga javob berdimi? Izohga yozinglar. Javob berdi qisman, javob bermadi, to'liq javob berdi deb yozinglar. Hammasini eshitganlar. Xo'p. Javob berdi, bermadi deb yozinglar chiqadi. Xo'p. Bu endi bir hadis keltirdi, ikkinchi. Ikkinchi masalasiga. Xo'p. Javob berdimi yo'qmi? Birorta odam yozgani yo'q, javob berdi deb. U savol bergan odamni ham agar bo'lsa, aytinglar, javob berdimi yo'qmi savolingga? Birinchi savolingga. Yo, bermaydi ham. Xo'p. Ikkinchi savol. Ya'ni murtadni o'ldirish masalasi. Bu yuqorida aytgan edi, nima degan edi?
mullalar bir kişini kafir dese borib o'ldiringlar degan ichida gap boradi deya turdi. Shuni savolni berdi. Bu nima deyapti? Kim dinini o'zgartirsa bas qatl qiling degan hadis var. O hadisni payg'ambar aytgan bo'lishi mumkinmi, yo'qmi degan savolga mumkin emas degan javob o'zidan chiqadi. Chunki va man sha'a fal yakfur deyilgan. İstegan adam rad etsin degan. İstegan adam iman kilsin, istegan adam rad etsin. Kimki sizlerden, diniden kaytsa Maide surasida, oldingisi Kahf surasida. Cezalasın değil mi? Buralar var, öldürsün değil mi? Allah özü cezalaydı, ahirette. Dinini terk etti bittesi. Ateist oldu. Ya ki Hristiyanlık ötüp gitti. Ya ki bilmiyorum ben de başka bir dinge ötüp gitti. Ne kılasın onu? Hiç zıkmayız. Akite oranı tört domanın kıbla. Kuramız kanı hayırda nime roşnalik görürken sen. Bar tane çoşka göçtü yedi. Arak içti. O Natasha'lar bulan yaşadı. Şun bulan öldü. Kıyamatta çıkıp geledi. İsa Kudan'ın oğlu diken müşrikler Katar'da tırladı. Nega ularına cezası insanlara tapşırılmagan? Başka cinayetlerde tapşırılgan mı? O'g'irlik qilsa, tuhmat qilsa, zino qilsa, yoki qotillik qilsa jazolari bor, insonlar jazolaydi. Nega bu joyda? Chunki bunda insonlarni haqlari poymol etilayotgan joyi yo'q. İnsanın canına tecavüz kılsa, katil kılsa, katillik sadır etse, cezalanadı. Başkalarına tarqalışını aldı alışçı. İnsanın malına tecavüz etse, uğurluk kılsa, o cezalanadı. İnsanın iffetine tecavüz etse, aile hakkı hukukuna tecavüz, zina kılsa, o cezalanadı. İnsanın obro'siga tajovuz etsa, tuhmat qilsa, ya'ni insonlarning haqlariga, shaxslarning haqlariga tajovuz etilsa jazolanadi. Ammo dindan chiqib ketish shaxslarning haqqi emas. Shaxsiy tushunchalari mana shunaqa bu odamlarni. Bularning nazdida din muqaddasotligi yo'q. Aqida tushunchasi yo'q. Bir odamni molini o'g'irlashdan ko'ra dinini o'zgartirishi bularga yengil. Bular ateistlarni qo'llab-quvvatlashligining sababi shunda. Ateistlar bularni qo'llab-quvvatlashining ham sababi shunda. Endi man baddala dinahu faqtulu hadisini Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Imom Buxoriyga bular tosh tani toshini otish uchun buni Imom Buxoriy to'qib chiqargan, o'zi qo'shib qo'ygan degan da'voni qiladi. Birinchidan uni keltirib beramanda Imom Buxoriy buni o'zi to'qimaganligini. Bu hadisning ma'nosi nima? Islom o'yinchoq din emas. Faman sha'a fal yu'min va man sha'a fal yakfur oyati bu birinchi oyatni o'qimadi. Ikkinchisi keldi buni tiliga. Bu oyat musulmon bo'lmagan odamlar haqida. Xohlasin, boshida iymon keltirish haqidagi oyatni o'qimayapti. Faman sha'a fal yu'min kim xohlasa iymonga kelsin. Va man sha'a fal yakfur. Kim xohlasa kofir bo'lib yuraversin. Kufr keltirsin. Va oyatni davomida unga jazo belgilashligini Alloh taolo aytgan. Murtad nima deb e'tibor qilinadi? Qadimgi tilda murtad, zamonaviy tilda xoin deyiladi. Xoinni jazosi har doim qattiq keskin bo'lgan har qanday tuzumda, har qanday jamiyatda. Amerika demokratiyani da'vo qiladi, xoinni qatl qiladi, o'ldiradi. Man baddala dinahu faqtulu hadisiga Amerika amal qiladi. Kim Amerika siyosatiga, ya'ni xiyonat qilsa, masalan, bu ta xoin chiqqan-ku ulardan, kim edi oti? Hmm.
Hop. Bu ne? Instagram'dan toxtama yayınlarsa kelip halat kılıyordu. Namı isimge keme yaptı. Snowden. Amerika'nın mahsus hizmetleri de o dinini özgertirdi. Mahsus hizmetleri de işleyetken adam Rusya'ya mahsus hizmetlerine borup uzanın dinini özgertirdi. Amerika uçlasa katıl kıladı. Xitoyda katıl kılmadı. Hainini katıl kıladı. Hain deyip etibar kılıp katıl kıladı. İslam mana şu narsani e'tiborga oladi. İslom mana şu narsani e'tiborga oladi. Aytadiki, kim dinini o'zgartirsa, u qatl qilinadi. Kim islomga xiyonat qilsa, lekin u chiqib ketib turib, xiyonat qilmasdan o'zini dinini o'zgartirib boshqa mamlakatda yashasa, oborib uni qatl qilinmaydi. Uni qatl qilinmaydi. Qancha odamlar bunga o'xshagan ishlarni ya'ni amalga oshirdi. Qancha xoinlar chiqdi. Lekin islomga til tekkizmadi, o'zini diyonatini almashtirib yuribdi, unga tegilgani yo'q. Ularga tegilgani yo'q. Ha, bitta birodarimiz yozyapti. Assange Yevropadan olib kelinib Britaniyada qamashdi. Hech kim hech narsa qila olmadi. Dinini o'zgartirish masalasi har bir shaxsni shaxsiy masalasi emas. Musulmon bo'lishlikka majburlamadik seni. O'zbekistonda yashashga majburlamadik seni. O'zbekistonda yashayapsanmi? O'zbekistonda yashayapsanmi? Qonunlarga amal qilasan. O'zbekistonda yasharkansan, qonunlarga amal qilasan. Yo'q, erkinlik, men xohlasam amal qilaman desang, yo'q, jazolamasan. Bu mavzuni nima qilyapti? Ateistlarga, ateistlarga moslab berish uchun bu ishlarni shu formatda gapirib beryapti siz bilan bizga. Assange Iroqda AQSh askarlari qurolsiz odamlarni otib tashlagan va boshqa shunga o'xshash harbiy jinoyatlarni matbuotda oshkor etishda qatnashgan odam. Iroqda qurolsiz odamlarni otgan odamlarni matbuotda fosh qilgan odam. Xoin deb qaraldi, oborib qamab qo'yildi. Bu mavzu, ya'ni siyosiy ongi past bo'lganligi uchun mol yo'ldosh buni tushuna olmayapti. Mol yo'ldosh buni tushuna olmayapti. Instagram jonga tegdi. Xo'p. Demak, "Man baddala dinahu faqtulu" hadisi yana "Man kofir deb e'lon qildim, borib o'ldiring" degan ma'noni keltirib chiqarmaydi. Nimani keltirib chiqaradi? Bu davlat miqyosidagi xoinlarga ogohlantirish bobi bandi. Bu bandga amal qilishlikda davlat, sud mahkamalari, tergov strukturalari amalga oshiradi buni. Libboy odam ko'chada bu murtad bo'ldi deb o'ldirishga haqqi yo'q. Mana IŞİD bilan bularning hadis tushunchasi bir xilligiga dalil. IŞİD "Man baddala dinahu faqtulu" hadisini dinini o'zgartirdi mushrikmi o'ldir deb tushundi. Mol yo'ldosh ham xuddi shunday tushunyapti. Ahli sunna qanday tushunyapti? Bu hadis omma amal qiladigan hadis emas. Bu hadis davlatni qozi sud sistemasiga yoziladigan jinoyat kodeksini qonunlaridan, qoidalaridan bu. Xoinga qanday jazo beriladi? Xoinga o'lim jazosi beriladi. Nimaga chiqibsan Amerikani aytmayapsan? Senin shtatingda o'limga xoinga o'lim jazosi. Xohlasa xiyonat qilsin. Nima qilsan odamni o'ldirib demayapsan? Nimaga demayapsan? "Man baddala dinahu faqtulu" hadisi mulla bir odamni kofir desa borib hammang o'ldir degani emas. Bunday tushungan IŞİD, bunday tushungan mol yo'ldosh. Mana shuni aytyapmiz bular bir xil fikrdagi odamlar ekanini.
İtikadı her kıl, düşüncesi bir kıl. İslam'a yondaşuğu bir kıl. Uyam şuna kadar böyleydi, tenkit kıladı. Buyam şuna kadar böyleydi, tenkit kıladı. Charlie Hebdo ayam huddu şuna kadar düşünedi. İslam'ın katıllar dini deydi. İşit huddu şuna düşünedi. İslam'da öldürsen de olamadı deydi. Kemal Yoldaş huddu şuna düşünedi. İslam'da katıllar dini deydi. Baba Murat Abdullah'ım huddu şuna düşünedi. İşit han. Ahl-ı Sünnet onu da düşünmeydi. Ahl-ı Sünnet sana sütünü kararaydı. Mümkünmez. Hop. Toxtaylar, ben o hadisini endi İmam Buxoriy tokuma geldiğini hem sizlerge ayıtı bireyim. İmam Buxoriy 6922 hadis. Oku beraber. Haddesene Abu Nu'man Muhammed İbn El-Fadl. Abu Nu'man Muhammed İbn Fadl. Buhari haddesene diyepti. Bizge hadis ayeti verdi. Demek bir cemaat oturgen bu cemaatke muhaddis hadis ayeti veriyepti. Ne de ayeti veriyepti? O uşa muhaddisi adı kim? Abu Numan bu künyesi. İsmi Muhammed İbn Fadl. Tarih-i Kebir'de turuptu. Bu adamın kimliği malum. Muhaddisler cüde yakışı tanıydı. Bu tarihi şahs. Yok adammez. Bu hadisini Buhari eğitme yapken eken. Bu hadisini kimden eşitkenliğini kitabı yazıp bu yaptı. Yukarıda carh-ı tadil sanki kere böyle yatıyordu yu. Abrarı güvahlığı kabul kılınmaydı carh-ı tadildi. Bana carh-ı tadil. Sen abrarını koy. Sen İmam Buhari'ye tuhmet kıyan adamlardan sen İmam Buhari'yi kiltirgen adamlarını bizge indi kiltirebilişin kere. Abu Numan'ı tanıyımız o palancaya da yalan yapırgen deyişin kere. Muhammed İbni Fazıl eyti yaptı. Haddesene Hammad İbn Zeyd. Muhammed İbni Fazıl'a eyti yaptı. Bu bir cemaat bulup oturuşken eken bizge kim eyti biri yaptı? Hammad İbn Zeyd. Tarihi şahs. Kimliği turuptu. Mezanın İtidalda turuptu kimliği. Tahzib-ül Tahzib kitabında turuptu. Tarih-ül Kebir'de turuptu. Kaysi muhaddis bu adam hakkında kitabını açsa turar. Kimliği malum. Siyer-i Alam'ın Nübela'da turuptu bu adamın kimliği. Kim? Kaynaka şahs. Trik şahs. Tarihi şahs. Hammad ibn Zeyd bu hadisini kimden itibiri yaptı dese? An Ayyub. Bu adam Ayyub'dan rivayet kılıyordu. Bu yem uzun okuyatken yok. Ayyub kim? Ayyub İkrimane şagırtı. Uyem tarihi şahs. Bu adam ham mezan-ı itidalda turuptu. Bu adam ham tarihi Usudul Gaba fi marifati sahaba kitaplarının şarkıda turuptu. Bu adam ham tahzib-ü tahzibde turuptu. Bu adamın kimliği malum. Ayyub. Bunu hem tanıydı. Ayyub kimden rivayet kılıyordu bu gapni? Ayyub İkrimeden rivayet kılıyordu. Ustazı İkrimeden. İkrime kim dese Ali radıyallahu anh'ın şagırtı. İkrime Ali'den rivayet kılıyordu. Ayet yaptı ki Ete Aliyyum radıyallahu anh'u bizzenadika fe ahrakahum fe belaga zalike İbn Abbas. Zindiklar Hazreti Ali'ni ilah deyip, huda deyip, o kişinin şunaka dava kılıp, dinden çıkan adamlar payda bu gende, Ali radıyallahu anh'u ularını yondurdu. Yondurgen de bu haber İbni Abbas radıyallahu anh'u'ma itibardı. Fekala etti ki, لو كنت أنا لم أحرقهم. Eğer ben bu genimdeydi yondurmasıdım. لِنَحْيِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu vesselam adamlarını yondurıştan kaytargalları sebepli. Demek dediler la tuazzibu bi azabillah Allah'ını azabı bilen azaplamaylar degerler dediler. Ve li katlihim li kavlu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama öldürüşlik Resulullah'ın hadisleri de var. Resulullah onlarını öldürüş hakkında aytganlar. Nima deganlar? Men baddala dinahu faqtulu. Kim dinini o'zgartirsa, uni o'ldiringlar, deyaptilar.
Hazreti Ali katıl kıldılar zındıklarını, dinden çıkan hainlerini. Hazreti Ali başka adamlarga topsan öldür degeni yok. Onun mahkemesini kılıp boynunu koyup katıl kıldılar bunlarını. İbni Abbas ayet yaptılar. Menem Ali'nin ornunda bugenimdeydi. Halife bugenimdeydi. Onlarını katlige ruhsat verirdim. Lekin yondurmasıydım. Hazreti Ali'ye yondurmasılık rivayet itibar mı gereken? Bu hadiseden ki onu ayçken Hazreti Ali bunu istiğfar etkenler. Yukarıdan işte adamını sanadık. İbni Abbas yolun yapırken mi? İbni Abbas rivayet kılıyordu Resulullah'tan bu hadisini. Ya ki İkrime yolg'on gapiryaptimi? Ayyub yolg'on gapiryaptimi? Hammod ibn Zayd yolg'on gapiryaptimi? Muhammad ibn Al-Fadl Abu Nu'man yolg'on gapiryaptimi? Nimaga Buxoriyga sakrayapsan? Buxoriyni nimaga yolg'onchi deyapsan? Shuncha odamni o'rtaga qo'yib qo'ydi. Mana shulardan eshitganman, surishtirib ol dedi. Va surishtirishdi. İmom Buxoriyga sandan oldin ham tosh otganlar bo'lgan. İmam Buxoriyni bu gaplarini yolg'onga chiqarmoqchi bo'lganlar bo'lgan. Atrofida İmam Buxoriydan kam bo'lmagan muhaddislar bo'lgan. Va kim dinini o'zgartirsa o'ldirish xalifaning ishi bo'lgan. Hazrat Ali xalifa. Ibn Abbos xalifaning o'rnida bo'lsa men ham o'ldirardim, lekin yondirmasdim deganlar. Demak, xulosa do'stlar, bu odamlarga ergashayotgan odamlarni aqli salohiyatida muammo bor, problema, muammo bor. Xo'p, davom etamiz. Payg'ambarni haqqi ham emas. Chunki din shaxslarga tegishli emas, payg'ambarga ham tegishli emas. Bu din Allohning dini va bu dinga amal qilganni va amal qilmaganni evazini Alloh o'zi beradi. Amal qilganga jannatni qanday Alloh o'zi beradigan bo'lsa, amal qilmagan yoki tark etib ketganga jazoni ham Allohning o'zi beradi. Unda jazolar qatta qoldi. Bu shaxslarga aloqador bo'lsa jazo beriladi deyapti-da, boshqa jazolarchi? Boshqa jazolar. Dinini o'zgartirganga, ya'ni jazo deganda bu yerda mukofotlar. Dinini o'zgartirganga biz jazo beramiz. Masalan, masalan men shaxsan uni qatl qilmasam-da mahkama xalifa yoki sudiya yoki qozi ularning hukmini o'qiydi-da unga xalq ichida jazo bor. Qanaqa jazo desa merosdan mahrum qilinadi. U otasi musulmon, o'g'li kofir bo'lsa, murtad bo'lsa, u bo'ldi otasidan meros ola olmaydi. Meros yo'q unga. Bir odam musulmon bo'ldi, unga mukofot bor. Nima desa, unga zakot beriladi. Musulmonlarga berish kerak bo'lgan mukofotlar, oyliklar tayin qilinadi. Uni musulmonlar mahallasiga olinadi, u meros oladi, undan meros qoldiriladi. Bu mavzularni bilmagani uchun umumiy ma'noda ateist tuzum Yevropani tushunchalarini Qur'oniy qog'ozga o'rab yedirmoqchi bo'lgan. Musulmonlarning ichidan xoin chiqaversin, dinni tark qilib ketaveringlar, dinni tark qilganlarni tarofiga o'tib oladi. Ateistlar bilan gaplashsa, ateist aytayaptiki, "Voy, Kamol aka" deyapti, "Molakajon" deyapti, "Siz bizdan ekansiz" deyapti. Nimaga? Mana shu fikrlarni qo'llab-quvvatlagani uchun. Agar dindan chiqqanga jazo berish insonlarni vakolati bo'lsaydi, dinga kirganlarga ajr mukofot berish ham insonlarni vakolati bo'lishi kerak edi. Bu mantiq oxiratga tegishli mantiq. Buni dunyoga aloqador qilib shamg'alat qilyapti ko'zi. Biz oxiratdagi odamlarga mukofotni biz bera olmaymiz. Jazoni ham biz bera olmaymiz. Lekin dunyoda mukofot beramiz. Jazo ham beramiz. Jazo strukturasi bormi? Xoinni alohida ajratib qo'yilmaydi. Xoin xoin xiyonat qilaversin deyilmaydi. Xoinni jazosi bor. Qaysi formatda uni sudya hal qiladi? Hazrat Ali yoqib o'ldirgan, yoqqan. Bundan qaytardi Ibn Abbos, demak, qatl qilish bor. Qanday qatl qilinadi?
Xitoyda tokka o'tkaziladi. Amerikani qaysi shtatida ukol qilinadi. Ha bizda ham buni qandaydir yo'li bo'ladi. Xoyinga keskin jazo berish kerak. Xato qilganini kechirsa bo'ladi, xoin kechirilmaydi. Davlat strukturasini ham bu tagidan kovlaydigan odamlar. Bular davlat davosidagi odamlar. Buni o'rtog'i bor, o'rtoq deyman, o'g'li. O'g'li bor, Bobomurod Abdulla. U o'zicha O'zbekistonning egasi. Konstitutsiya yozibdi. Qur'on markazli doktrina e'lon qilyapti. Bularni qo'liga tushib qolsami? Alloh asrasunu faraz qilishga ham anaqada bu farazini tasavvur qilsangiz, Yevropaga shundoq tekinga taqdim qiladi. O'zbekistonni shunda beradi. Ikkala vakolat yo'q. Alloh o'z jazolaydi. Oxiratda. Shuning uchun dinni o'zgartirganni yoki dindan chiqqanni qatl et, o'ltir degan gaplar o'z sektasini Allohning dini deb biladi bular. Men sizga asl buni astarini ochib beraman. Bular Allohning dini, eng to'g'ri din Allohning dini-yu. Eng to'g'ri din qaysi bugungi son-sanoqsiz bu guruhbozlikda deganda albatta bizning sekta deydi. So'rang mana. O'zi haqida gapiryapti. Eng to'g'ri din qaysi desa, bular o'zining sektasini aytadi deyapti. Sanchi? O'zidan so'ranglarchi. Savol bergan. O'zidan so'rangchi, eng to'g'ri din qaysi deyinchi? Qur'on deydi. Ya'ni faqat Qur'on deganlarniki deydi. Qolganlar mushrik, hadis desangiz mushrik deysiz, kofir deydi bular. Lekin o'zini ya'ni shkalasini, o'zini suratini boshqaga ilova qilyapti. Hammangiz o'tiribsiz-da, hitni chiqarib olib sizdan ko'ryapti. O'zi chiqargan hitni. Любой бита сунниден энг тогры дин кайсы деса энг тогры дин ислам динини сунниилик динини матрудия нахшбандия ва мана биз шиядин yolg'on gapirdi men sunniyman eng to'g'ri din qaysi desa islom deyman inna dina indallohi al-islam İslam, Allah tomonidan vahiy qilingan din. Sünnilik, sünnilik. İslam dininin mezhebi, maktabi. İslamni qanday tushunishlik metodologiyasi. Bizde metod var, üslub var. İslamni qanday tushunishimizni bizge, yani Peygamber aleyhissalatu vesselam bilan birga yaşagan, u zotdan ta'lim olgan, haqiqiy silsila o'rgatgan. Seni dining qaysi desa, Qur'on deysan sen. Qani sandan oldin shu gapni gapirgan odam desak, Otaturk deysan. Otaturk buning uchun Qur'on mu'mini. Ateizmni qog'ozga o'rab, Turkiyani rasvosini chiqargan odam. Gapiradi, gapiradi, savolga javob yo'q. O'zingcha degan savolni ehtimoli chiqib qolganda, keyingi savolga deb o'tib ketaveradi. Bilasang, shialik deydi. Sofudan sorasang sofilik deydi. Salafidan sorasang albatta salafilik deydi. Hizb-ut Tahrirdan sorasang eng to'g'risi bizniki deydi. Yolg'on gapirdi. Sofilik din demaydi. Salafilik, salafilar ham salafilikni din demaydi. Hizbiylar ham hizbiylikni din demaydi. Hizbi ham salafi ham sofi ham ahli sunna ham din deganda islomni tushunadi. Salafiylar islomni salafi metodologiyasi bilan tushunamiz deydi. Sunniylar islomni ahli sunna val jamoaning metodologiyasi bilan tushunamiz deydi. Sofiylik san umuman tushunmagan narsa, boshqa narsa. Sofiylik shu dinni ruhiyati deydi. Ruhiyatini tushuntiradigan fanni sofiylik fan deydi buni. San eng to'g'ri din Qur'onga ergashish xolos deysan, qattan desa meni metodologiyam deysan.
senga o'xshagan bitta oddiy insonning gapini tushuna olmaydigan odamdan qanaqa qilib Qur'onni olish mumkin? Qanaqa qilib senga savol berib, to'g'ri dinni tushunish mumkin? Bular qarshida turgan o'ziga o'ziga qarshi deb bilgan odamlarga o'zini tushunchasi bilan nom qo'yib oladi. O'sha nomni to'g'ri deb atrofidagilarga shuni talqin qiladi. Aslida unaqa emas. Hammasi o'zini to'g'ri deydi va qolganlarni hammasini boshqa din, boshqa adashgan toifa yolg'on gapiryapti. Men salafiylarni boshqa din demayman. Hizbiylarni boshqa din demayman. Hatto shiyalarni ham boshqa din demayman. Sufilarni boshqa din demaymiz. Hech bitta ahli sunna salafiylik alohida din demaydi. Yolg'on gapiryaptimi? Yolg'on gapiryapti. Tuhmat qilyaptimi? Tuhmat qilyapti. Ahli sunna val jamoa man deyotgan biror dona odamdan sufiylik yoki salafiylik yoki hizbiylik alohida din degan ilmiy tasdiqni topib bersin endi. Topib bersin. Bunaqa demaymiz. Biz uni alohida toifa deymiz. Dinni tushunishlikdagi metodologiya. Ularni ba'zilarini ahli bid'at deymiz, shiyalarga o'xshagan. Ba'zilarini siyosiy harakat deymiz, hizbiylarga o'xshagan. Ba'zi salafiylarni bid'at ahli deymiz. Sanam o'shalar bilan bir xil toifasan, faqat Qur'on deydigan toifa, lekin seniki ahli bid'at emas. Seniki dindan chiqib ketgan bid'at. Kufrga borgansan san. Nimaga? Yangi din to'qib olyapsan. Qur'oningni yangi din deyapsan. Qur'oningni demay, o'zing tushungan Qur'onni, ya'ni Allohning kalomi Qur'on emas. Endi uni toifasidan chiqib boshqa toifasiga o'tiladigan bo'lsa, xuddi dinini tark etgan, murtad bo'lgan odamday baholashadi. Yolg'on. Salafiyni murtad demaymiz, hizbiyni murtad demaymiz, sofini murtad demaymiz, shiyani murtad demaymiz, demaydi ulamolar. Seni murtad deyiladi nimaga? Islomning asl manbalarini inkor qilyapsan, rad qilyapsan, namozni rad qilyapsan, xamirni haromligini rad qilyapsan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni payg'ambar risolatini rad qilyapsan. Sahih hadislarni inkor qilyapsan. Bu murtadlik, bu kufr bu. O'zing sendan so'ralsa haqiqiy davom etamiz. O'z davrida shunaqa bo'lgan. Ba'zilar Muaviya tarafidan ajrilib Hazrat Ali'ni qo'llash tarafiga o'tishgan. Ana shunaqa davrlarda mana shu narsalar uydirilgan va asqatgan. Butun boshli tarixga tuhmat qilyapti. Muaviya radhiyallohu anhu'ni bular adashgan deydi. Nimaga? Bularni dadasi bor. Bobo Murod Abdullani bobosi bo'ladi. Kamol yo'ldoshi dadasi Yashar Nuri O'zturk shu Muaviya radhiyallohu anhu'ni Umaviylik dini deb tuhmat qilgan, shiyalarni manbalaridan unga qilingan tuhmatlarni tarqatib gapirgan, shu gapni qo'llab-quvvatlayapti. Dalil so'rasangiz, keltirgan dalillari o'sha Nahjul Balog'adan bo'ladi. Shiyalarni manbasidan bo'ladi. Xo'p. Qo'l ko'taruvchilar marhamat. Savolga javob shu. Mullalar kimmidir kofir desa borib o'ldiring degan narsani ichida belkitadi deyapsiz. Shu gapga dalil bormi desa, nimalarni gapirdi? Hadisni noto'g'ri tushungan bo'lib chiqdi. Jamoatlarni din deb talqin qilib o'zi undan bunga o'tganlarni murtad deyishlikka tuhmat qildi, unaqa shunaqa deydi deb aslini olganda noto'g'ri bo'lib chiqdi. Keyingi savolga o'tamiz. Nafas olish qayerlar? Pishillab qoldi. Sinovlar davom etaveradi. Mana endigi kelgan sinov cheklovlar yoki
kuş egesi dersiz mi? Ana şunda sınavası at. Barça iştiricilerge. Açık. Ana şu sınav bu yan malum müddet devam etedi ki Assalamu aleyküm. Wa aleyküm selam. Cemal ake. Barça iştiricilerge. Benim savolum şundan ibaret idi. Demek ki insanlar tutusun ahli sünnet toifadakiler buladı mı? Başkaları buladı mı? Hadiste sahih hadis dedi. Lekin hiç biri Kur'an'da sahih degenini mi? Çünkü bana da zaten eşitmedim. Yani bunu sebebi nereden buluşu mümkün? Bunu kendi düşünemez. Çünkü bir cevap biri varsayız. Sizin aklınız zayıfligiden de bilemez. Soru eşitler mi? Kötü yaptı dostlar. Az günü kötü yaptı. Şimdi ne kadar qishloqda men, qishloqda vaziyat shunaqa. Hop. Yaxshi ketyaptimi endi? Ovoz joyiga kelgan bo'lsa aytsanglar, davom etamiz. Plus bosib yuborasizlar, plus yozib yuborsanglar, davom etamiz. Hop. Yaxshi ishlayapti ekan. Do'stlar, savol beryapti yana bittasi. Men yuqorida aytdim, buni atrofida turgan odamlarning aqliy salohiyatida muammo bor. Ilmiy salohiyatida mutlaqo nol saviya. Savol beryapti, savolni qarang. Mana shu deydi. Xo'p, bu yerga qo'yib kiraychi. Mana shu hadis tarafdorlari deydi. Sahih hadis deyişedi, Kur'an'da sahih degenlerini eşitmegen ben. Bunun sebebi ne miyken deydi? Savallı karay. Savallı seviyesini karay. Şimdi cevap peştemiz. Kur'an'da sahih deyişmeydi degen de ne mi deyişedi? Aslan aslan. Kur'an'da sahih degen de eşitmedim dediyiz. Ne mi deyişeydi? Sahih değil mesela. Demeydi de yani birinci oranı bana şu dini menba olarak hadislerde koyuşadı. Yani sahih-ül Buhari, Müslim. Lekin hiçbir insanda ben ahl-ı sünne uzlarına nispet verişlerdi. Bittesini görmedim ki Kur'an sahih diye yani Kur'an'da birinci oranga koyganlık görmedim. Yani bunun sebebi nimadan? İnsanlar şu dereceye barıp kalıştı ki goya ki Allah Teala peygamberge hadis dahi kıldı. Lekin Kur'an ikinci oranga ötüp gitti yani. Ana şuna kadar mana insanlarda şunu düşünce. Şunali. Nima dedi oturup agende. Ana şunun sebebi nimadan buluşu mümkün? Şunu kendi düşünemez. Sebebi keçiresiz de tupoyliginizden. Siz eşitmegen narsa yok degeni mez. Bu atrafta yani Kemal Kemal deb Kemal isimli ilerge özür sorayım ben. Mal yoldaş atrafıdaki adamlarda yani ateist düşüncesi mevcut. Ben eşitmegen ben demek yok. Ben Kudanı körme yapmam mı demek yok. Şuna kadar fikir şuna kadar metodologiye var. Aslan aslan. Siz eşitmegen bu seyiz o yok degeni mez. Okuyun, örgenin, sorayın. Ahl-ı sünne vel cema'a birinci menbe Kur'an deydi. Birinci menbe Kur'an. Kur'an sübutu kat'i, dalalatı, zanni buluşu mümkün bugün ayetler var. Sübutu kat'i deydi. Yani anık Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan biz geçe rivayet kılınken Kur'an deyiladi. Sübutu kat'i onu. Hadis, hadis. İkinci orunda duradı. Kur'an bilen hadis roberoma robero kep kalsa afzalı Kur'an deyiladi. Soramaysız mı? Aslan aslan. Men beni özüden soramaysız mı? Siz körmeseniz yok degen çünkü. Kaysi ilmi asas ki suyanadı. Siz körmegen bu seyiz. Ben işitmegen ben de adamlardır şuna kadar şekillengen. Siz adamlar namıdan yapırmayın. Sorayın bizden kelim. Kur'an'da Allah Ta'ala aytadı. Ya eyyühellezine amanu. İzâ kumtum ila salati fagsilu vucuhakum ve eydiyekum ila almarafiq. Vamsahu bi ruusikum ve arculakum ila alka'bayn. İla alka'bayn.
oyog'inglarni eng Qur'onni bu oyatni oxirida tahorat bobini o'rgatib, oyog'inglarni yuvinglar deydi Alloh taolo. Ahli sunna nima deydi? Oyog'ni yuvish farz deydi. Mahsiga mashq tortishchi desa, mahsiga mashq tortishlik hadis bilan sabit bo'lgan. Lekin afzali yuvish deydi. Zarurat bo'lib qolsa mahsiga ruxsat deydi. Qur'onni ustun qo'yadi. Abu Hanifa Qur'onni ustun qo'yadi. Hadis bilan Qur'on to'g'ri kelib qolsa oldin Qur'on deydi. Imom Shofiy oldin Qur'on deydi. İmam Malik avval Kur'an deydi. Kur'an'ga münasebette fakat Kur'an deyetken adamlardan göre Kur'an'ı çandan çandan himaye kıla aladigarlar ahli sünneler. Aslan aslan. Katke bal kaldıyız. Birgen savalinizi seviyesini karar. Ben körmegen ben, eşitmegen ben demek ular Kur'an'ı birinci planı koymaydı. Ha, bu hulasanı yasaşge kim sizge hukuk verdi? Soramayısın mı egesiden? Cevap qaray. Oldinlari Qur'onni tushunib bo'lmaydi, shuning uchun hadisga muhtojimiz deyishardi. Endi Qur'onga yo'nalgan insonlar ozmi ko'pmi Qur'onda nimalardir anglab yetishga muvaffaq bo'lishmoqda va buni ochiq aytishmoqda. Va buni ochiq aytgandan keyin ularning hadislari ip o'shalmay qolmoqda. Birgina misol, masalan, muqattaat. Biror bir hadis muqattaatlarni yaqiniga ham yo'lamaydi. To'liq yechib ochib berishni qo'ya turing. Yaqiniga ham yo'lamaydi. Aksincha uydirilgan hadislar bundan uzoqlatadi. Sir. Har kitobda Allohning siri bor, Qur'ondagi Allohning siri muqattaat. Bu payg'ambar bilan Alloh orasidagi parol, shifr. Bu degani yaqin yo'lama degani. Ama biz Vey sütek. Savol başka narsaydı. Bu endi özünü takdim kılıyaptı. Reklama kılıyaptı. Mercedes satadı geldi. Bir katonunu kopuyup reklama kıladı. Bu işe özünü, malını çıkıp alıp reklama kılıyaptı. Hurufu mukattaatmış. Bu yeçgenimiş. Şu gün geçe hurufu mukattaat ki hadis yakınlaşmaganmış. Huruf-u muqattaatdan savol. Tayyorgarlik ko'rib qiyomatgacha faqat Qur'onni o'zidan javob ber bizga. Kamol yo'ldosh. Nimaga Baqara surasida boshlang'ich oyatni Alif Lam Mim deb o'qiladi-yu? Nimaga eng oxirgi poradagi yani alam tara keyfe fe'ala rabbuke bi ashabil fil suresi alam deb okuladı. Şu savolga menga cevap ver. Kur'an'dan cevap ver. Nimaga u joyda alif lam mim, bu joyda alam. Boshqa joyda alam tara ilallazina utul kitab alam deb okulgan. Osha joyda ham alif lam mim bor. Bu joyda ham alif lam mim bor. Nimaga bittasini alif lam mim deb o'qiyapmiz? Nimaga bu yoqda bittasini alam deb o'qiyapmiz? Sen hurufi muqattaatlarni yechdim deb o'ylayapsan. Baribir bir tiyinga qimmat harakat bo'lib qolaveradi. Seni gaping yo'q bo'ladi. Yana hurufi muqattaat Allohni Rasululloh bilan o'rtasidagi sirri bo'lib qolaveradi. Undan biz nimadir olishlikka, ya'ni o sırrını yetişlikke mükellef mesmiz. İslam ümmeti ki onu zarureti hem yok. En katta mavzu, en katta mana, alif, lam, mim, harf bular. Kur'an'ı Muhammed aleyhisselam'a özü tokuvaldı deyip tukmat kıyan adamlarga bu alif, lam, mim, harfi raddiye. Bana alif, lam, mim, sallar işletiyetken harf. Kaf, ha, ya, ayn, sad, sallar işletiyetken harf. Qani Qur'onni yozlaring desanlar ham? Muhammad o'zi to'qib oldi deyapsanlarmi? Ha? Shuni qilyapsanlarmi? Ana o'zi to'qib olgan bo'lsa, yozlaring san ham shun bilan degani bu. Mana shu savolni beringlar. Nimaga alif lam mim
Bakara surasida. Nimaga? Fil surasida alam. Nimaga? Bitta javobi bor. Javobini ham aytib qo'yaman. Mana bu javobga qarshi Qur'ondan raddiya keltirsin. Javob: Rasulullah sallallohu alayhi va sallam alif lam mimni alif lam mim deb o'qib berganlar. Alam deb o'qimaganlar. Fil surasini alam deb o'qiganlar. Boshqa joyda ham alam deb o'qilgan. Bu Qur'on bizga san'at orqali Rasululloh qanday o'qigan bo'lsalar shunday kelyapti bizga. Uni bunday o'qilishligi hadisda bor. Hadisni inkor qilib hadis muhaddislar bizga yetkazgan, qorilar bizga yetkazgan ilmni inkor qilib, endi o'qishni o'rganib olib, ularni yuziga oyoq qo'yasanmisan? Senga savol. Alif lam mim. Nimaga alif lam mim? Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fildagi alam nimaga alam? Sunnatni inkor qilganing uchun bunga javob topa olmaysan. Bunga javob topa olmaysan. Senga ben savolni ham berib, javobni ham beryapman. Imtihondan o'tib tavba qilsang katta ko'cha, katta eshik, katta yo'l. Ahli sunna val jamoaning Qur'on metodologiyasi yo'li. Uni atrofidagi o'tirgan odamlarga ham bu. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni bog'lab, aqlingizni suvlantirib olib ketyapti bu. Jarga qarab. O'zi jarda o'zi. Sizni arqon bilan tortyapti o'ziga, botqog'iga. Hurufu muqattaati sırrını topganmış. Yani bu yıl fevral ayda 19. fevralda birinci mertte ilan kıldım ben bunların hemmesini manaları sana. Vay vay vay. Yomal ilan kıpmıştı bu. Usulde, hem Özbek dilide hem Türk dilide. Turuttu bana. Turuttu bana. Hiç nasıl yaramaydı. Kan hadisler çıksa bana karşıya. Ha mim aynsin kaf. Neme manası. Ma'nosi arablarga mana shu harflar bilan Qur'on nozil qilyapmiz. Har bitta hurufi muqattaatdan keyin Qur'onga urg'u bor. Alif lam mim zalikal kitob. Mana shu kitob mana. Alif lam mimga o'xshagan harflar bilan nozil bo'lyapti. Ha mim tanzilul kitob minallohil azizil hakim. Ha mimdan keyin kitob haqida. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Alif, lam, ra. Tilka ayatul kitab. Fakat Kur'an'ga urgu var. Sana aytayotgan hurufu muqattaatlar Kur'an'ga urgu beryapti. Kur'an mana şu harflar bilan nozil bo'lyapti. Oddiy sizlar ishlatayotgan harflar. Kur'an'ni Muhammad o'zi to'qib oldi deyapsizlarmi? Mana harflar. Qani to'qinglarchi? 28 ta harf bor, hijoi harflari. Alif ba ta fa jim ha kha dal zal ra za sin shin sad zat ta va ayn ghain fa fa qaf kaf lam mim nun waw lam alif ya. 29 ta bo'ldi, 28 ta. Lam alif ham bitta harf, ikkita o'zi. Lam bilan alifni aytdik. 28 tami? Shundan 14 tasi hurufi muqattaat bo'lib nozil bo'lgan. Hurufi muqattaat to'g'risida hadislar bilan uni ba'zi ma'no aytgan odamlar bo'lgan. Alif Alloh taolo, lam Jabrol alayhissalom, mim Muhammad alayhissalom deganlar bo'lgan. Hadisda yo'q deyapsan. Yuqorida savol bergan odamga o'xshab. Men ko'rmaganman, demak yo'q. Ateistlarga o'xshab. Men ko'rmaganman, demak yo'q. Sen ko'rmagansan, o'qimagansan. Hurufu muqattaatlar to'g'risida ma'no aytgan, aytishga harakat qilgan har bittasiga ma'no aytib ko'rgan odamlar bo'lgan. Lekin gapi baribir quvvatli chiqmagan. Seni gapingga o'xshagan. Seni gapingning ham vazni yo'q. Men e'lon qildim. Nima qilib e'lon qilgan bo'lsang? Sen faqat Qur'on deb ham e'lon qilding. Atrofingda mana shunga o'xshagan odamlar yig'ilyapti. Men ko'rmaganman, demak yo'qlar yig'ilyapti. Vazning yo'q. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Ma'nosi nima? Men sizga zikru rahmati robbika abdahu zakariya. Zikru rahmati robbika abdahu zakariya. Zikr haqida. Harfdan keyin Qur'on zikr vahiy haqida gap ketadi. 100% kafolat bilan aytaman.
Bugün geçe buram bittesi çıkıp bu mavzuda benimle tartışa bilgen yok. Tartışa olsan tartışamızdır sen bilen. Kaçıvalgen cayın sıçkanın ini. Uniye min tengege agensen. Dümünge galvır bağla agensen. Kaçıp gitgensen. Bahske yaramıysan. Bahs kılıçtan korkkanın üçün abrarını güvahlığı alınmaydı divagensen. Seni bu güvahlığın alınmasını özün bilmezler durum. Bahs'tan kaçı yapsan, yani atrafındaki özünge okşagan aklı yarımta adamlarga 100% kefalet veremendim. Senin kefaletin kefalet mi seni? Sanki hacathananı kellitin hem kefalet bir bu miydi? Atrafındaki hem adamlarını rasva kılasan. Ad değil şu kellitte açalmıysan. Kefalet demiş. Bu mavzuya yakın yolaya algeniyem yok. Bundan keynem kaysi biri yakın kele alışı derguman. Derguman. Ey malbazar. Senge muhlet. Hakla gelince muhlet. Atrafinge iyilikte uzun yokşagenli yığvagin. Sen bilen haklagen platformayinde haklagen Kur'an'ge alakadar mavzuda bahs kılama. Tiliğini çaynatıp koymasam atımı başka koyamam. Sen tiliğini çaynatı olamam uzunge. Sen hurufu mukattaatlarını sırrını topusan. Menge alif la min bilen alif alemni farkını topu bir. Nemege buna kalegini bizge ayeti bir. Aylantırasan sen. Onda da, bunda da deyip. Bizge nimelegin ayeti ber. Nimege alem deyip okuma yapbiz. Alem deyip okup kesigen buna uğra diyor. Yani hadisler yutkızı yaptı. Hadisler yutkızı yaptı. İşte, Kur'an'ın özüge yönelişi aldı da yutkızı yaptı. Bu bugünkü muamma. Bugünkü muammoda endi bular yangi bahona topishgan. Mana hozir Rasuljon aytganidek. Qur'onni hadissiz anglab bo'lmaydi. Kimdir Qur'onni o'ziga amal qilaman desa, IŞİD bo'lib qoladi. Qarang. IŞİD bo'lib qoladi. Tarixda ko'rilmagan narsa bu. IŞİD bo'lib qoladi. Kim shunaqa dedi? Kur'an'a amal kılsa işit bub kaladı deyip kim aytti? Uzu ayti yaptı. Baba Murat Abdullah'a raddiyelerini kursaylar, hadisini uzu mana çünü alıp uşenge kure kulası çıkarardı. Bu yam şuna kıkla yaptı. Şunu, bunu bolası da bu tukkan onu. Onası ki tortadı. Darwin etken. Yani bu işit Kur'an'a amal kılsa işit bu kaladı. Degen gapni bu toku yaptı. Biz başka çekip yapırgenmiz. Biz de etkenmiz ki sen fakat Kur'an de yapsan Kur'an'ın özünce mana aitçilikke hakkın var de yapsan işitem Kur'an'a özüce mana aitip işit bugün. Şia hem Kur'an'a özüce mana aitip şia bugün. Havariç hem, mutezile hem, cahmiler hem Kur'an'ı uzun hohlegen manasını aitken. Şunu için şunu kabuken. Ulardan ne farkın var degen savallı birgen biz. Bu savallı senge özünün etrafındaki adamların berdi. Cevap vermedin, beralmedin. Şimdi kelip bu gapni yangitten toku yapsan. Biz ona kadar degenimiz yok. Bunu arkası yine uleydi. Notoru gapni yapıvaldı. Şimdi şunu üstüge notoru geplerini fundament kılıp koyadı. Tagini soruşturursanız hiç neresi tagi yok. Bomboş. Seldin keyin LGBT bu kaladı değişerdi. Onu değişerdi ya. LGBT bu kalarmış. Yani Kur'an'a ergeçken insan LGBT bu kalarmış. Kattan aldın bu mişmişi. Kur'an'a ergeçken adam LGBT bu kalarmış. Kim etti bunu sanki? Kur'an'a ergeçken IŞİD bu kalarmış. Uzun mişmiş kampır, mişmişçi kampırlardan farkın yok degen adam bir peytler. Ben ne mi degendim degen kitabım ki bunu yem koşamad. Bana ahvalim. Kur'an'a birinci bu bir geçken insan Muhammed Aleyhisselam. Keyin o kişinin atrafdaki müminler, sahabeler.
Bular peygamberini hem, sahabalarını hem, men aytishga tilim bormaydi. Nimalarda ayblamagan tarix mobaynida ularni qatorda mana endi yangi ayblovni qo'shishyapti. Qur'onga ergashish Qur'onda buyurilgan, payg'ambarga buyurilgan. Senga vahiy qilinganga ergash deya. Qur'onga ergashish Qur'onda buyurilgan. Mana senga vahiy qilinganga ergash. Qur'onga demabdi-ku. Vahiy qilinganga deyilibdi-ku. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Kur'an ve Kur'anca ilim vahiy qilingan. Bunu Kur'an'dan ilmini ko'rsatib berganmiz. Haşr surası 5. ayette kelgan. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'iznillah. Fabi'iznillah Resulullah'a hadisinin vahiyligini bildiradi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ilk namaz farz bo'lganda Quddusga qarab namoz o'qirdilar. Va tez-tez yuzlarini osmonga qilardilar. Qani endi vahiy nozil bo'lib qolsa. Qalblarida, ichlarida shu qibla Ka'baga o'zgarsa. Ka'ba tomonga o'zgarsa deb orzu qilardilar. Alloh taolo buni Qur'onda aytibdi. Qod naro taqalluba wajhika fis-sama. Gohida sizni yuzingizni osmonga qilishingizni bilamiz, ko'ramiz. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Siz razı boladigan qiblaga yuzingizni o'girtiramiz. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Yuzingizni Masjidil Harom tomonga buring deyapti Alloh taolo. Mana shu oyat nozil bo'guncha nimaga Rasululloh o'zlaridan o'zlari qiblaga Ka'bani Ka'baga qarab namoz o'qimadilar? Nimaga? O'zlaridan o'zlari qilmadilar shu ishni. Nimaga? Chunki Qudusga qarab namoz o'qishlik vahiysi bor edi Rasulullohda. Namoz farz edi, namoz o'qishi boshladilar. Qudusga qarab namoz o'qishlarini Alloh taolo buyurgan edi. Buyruq bo'lmaganda edi Ka'baga qaravolaverardilar. Nimaga kutdilar? Nimaga Alloh qod naro taqallubu vajhika fis-sama deyapti? Falan valliyannaka qiblatan tardoha. Siz rozi bo'ladigan qiblaga sizni o'girtiramiz deyapti. O'zlari o'girilib olsa bo'lmasmidi? Bo'lmas edi. Nimaga? Qiblaga Qudusga qarab o'qish farz edi. Buyruq edi u. Qur'onda bormi qiblaga Qudusga qarab namoz o'qing degan oyat? Yo'q. Demak, mana shu hadisni vahiyligini bildiradi. Hadis vahiy ekanmi? Vahiy. Demak, Rasulullohni Qur'onga ergashing degan ma'noni bu oyatdan sen o'zingga moslab chiqaryapsan. Sizga vahiy qilinganga ergashing deyapti Alloh taolo. Rasulullohga Qur'on vahiy qilindi, Qur'oncha ilm vahiy qilindi. U ilm hadis bo'ladi. Mu'minlarga buyurilgan, Robbingizdan nozil qilinganga ergashing deya. Robbimizdan nozil qilingan Qur'on va Qur'oncha hadis, ilm. Qur'on va Qur'on ilmlari Rasulullohga nozil qilingan. Mu'minlarga bu buyurilgan, biz shunga ergashyapmiz. Senga savol bergan anu aslonga o'xshab, biz Qur'onni 3-chi, 5-chi, 2-chi planga qo'ymaymiz. Nimaga hadisni sahih deyiladi? Chunki hadislarni ichiga tuhmat gaplarni qo'shishga urinishlar bo'lgan. Ulamolar chiqib, o'sha tuhmatlarni oldini olish uchun sahih metodologiyasini ishlab chiqarishgan. Shuning uchun hadislarni sahih deyiladi. Qur'onni sahih deyishga ehtiyoji yo'q. Qur'on zotan sahih. Qur'onning rivoyati zotan sahih. Uni tushunish sahihligini surishtirish kerak. Tushunishlikda muammo bor. Qur'ondan mu'minlarni burishlikka shayton noumid bo'lgan. Uni qanday tushunish, tushuntirishlikdan umidi bor shaytonni. O'sha shaytonlardan bittasi mol yo'ldosh. O'shandan umidi bor. Xohlagan ma'noni yuklab, odamlarni xohlagan ma'noga ergashtirmoqchi. Xo'p, bunga amal qilgan paytda nima bo'ladi natijasi? Bularning sektasi umuman ishga yaroqsiz ekanligi fosh bo'ladi. Hatay. Bularning muqaddas sigirlari bor. Buxoriy va boshqa-boshqa shishirtirilgan butlari. O'sha butlari shishirilgan tufak ekanligi, paq etib yorilib, hech narsa, ichi bo'sh narsa ekanligi fosh bo'ladi.
İmam Buxoriyni haqorat qilyapti. İmam Buxoriyni sigir deyapti. But deyapti. Şirilgan şar deyapti. Madaniyat yo'q. Dinni masalan qaysi bir ahli sunna yoki qaysi bir musulmon İmam Buxoriyni but deydi? But demeyimiz biz. İmam Buxoriyning hadislari bizga ilmiy manba. İlmiy manbani but deyilmaydi. Agar sen Buxoriyni bizni but deyishligimizni isbotlab bermasang, tuhmat qilyapsan. Surnaychi dadanga la'nat jo'natyapsan. O'zi surnaychi dadang alkash edi. Aroq ichib o'lgan, to'yda o'lib qolgan menimcha, yoki aroq ichib jigari chiqib ketganmidi. Endi o'tib ketgan odam, lekin o'sha oilada katta bo'lgan. Shunaqa desam, meni dadamni misol qiladi. Meni dadamni harom tukiga arzimaysan. Bizni oilamizni haqidagi o'sha Jakuy ibn Tezakni gapini ko'tarib yurgan bechorasan. Hadisni olmay, hadisni tashagan sen Jakuyni gapini olishga majbursan. Bu xorlikka mahkumsan bechora. İmam Buxoriyni but demeymiz. Agar sen İmam Buxoriyni but deysanlar, desang, unda seni atrofingdagilar seni but deydi. Mantiqan bir xil. Çünkü seni gapingni olishyapti. Buxoriyni gapini olib tashlashyapti-da, din deganda seni gapingga ergashyapti. Sen Qur'ondan gapiryapman deme. Qur'ondagi vahiy deganda sen Qur'onni nazarda tutyapsan. Ulamolar vahiy deganda sunnatni ham nazarda tutadi. İslam shariatini, maqosida shariatni nazarda tutadi. Şeriat, Allah'ın vahiysi o. O şeriatını Peygamber aleyhissalatu vesselam apkegen, sahabeler yaşayan onu. 23 yıl bekarge baskıçma baskıç nazıl bomegen Kur'an. Kur'an'ın özü kifaya bogendeydi. Resulullah'ın 23 yıl imtihan kılıp hayatta iştirak ettirişke ihtiyacı yokudu. Kur'an kitap bulup nazil bulardı, hudu Tavrat'a okşagen. Adamlar Kur'an'ı alıp durup, amal kılıp kete uğrardı. Çüne de hemen aklı barıdı. Seni, mizanın bu içi. Onaka bugeni yok. Resulullah'ın 23 yıl Kur'an'ın ayetleri bilen yaşattırdı Allah Ta'ala. Zayd bilen Zeynep'ni üylentirttirdi. Talak kıldırdı. Zeynep'ni Resulullah'ını nikahlattırdı. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ ayetini keyin nazil kıldı. Hayatka aralaştı Kur'an. Resulullah'ın hayatlarını bilmegen adam Zeyd, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ ayetindeki Zeyd kim? Saval. Kim o? Nima hadise? Hadisini bilmesinden kalaka tafsir edesen bunge. Zeyd ibn Harisa var. Zeyd ibn Sabit var. Zeyd ibn Arkam var. Bir kança Zeydler var. Kaysi Zeyd hakkında gelip gitiyipti. Kur'an'da. Bunu çıkarıp eramıysan. Dostlar, burasını zeyriktirip koydum da oylayayım ben. Lekin ahirgi saval muhum. Ahirgi savalını eşittirişim gereğizlerge. Şunu korkanı için huddu ilk müşrikler gibi müşriklerin kellesi daim bırkıl. La tazaru vaddan ve suva' ve ya'uk ve ya'guz ve nasra. Nuh aleyhisselam ki şirkten kaytargan da şirk müşriklerini kattalar degen ki la tazarunna alihatakum ilahlaringizni terk etmeyin. Vad, Suva', Yağuk, Yağuz ve Nasr beş de butları var iken terk etmeyinler hiç kaçan. Bunlar niye bana altı butu var? Hiç. Okşatışını karayın. Müşrikler, Nuh aleyhisselam davrudagi müşrikler bilen biz Müslümanlarını İmam Buxoriy, Müslim, Abu Davud, İbn Muce, Nesai, Tirmizi kebi, İmam Malik'in muvattaları kebi manbelerini butka okşatıyordu. Okşatışlıkta kıyas ma'al fariq bularniki. Onun mutlaka doğru kemiydi. Teşbihte müşabbah, müşabbah, beh bar, müşabbahke alakadar illet bar, manat bor, bir qancha ilmiy asoslar kerak. Yo'q, bu o'ziga yoqmagani uchun but deyiladi. Masalan, xavorijlar ham xuddi shunga o'xshab muomala qiladi biz bilan. Nima deydi? Sanlarning butlaring bor-ku, Shayx Muhammad Sodiq deb qo'yadi. Biz Muhammad Sodiq
rahimahullohni biz butimizmi shu. Shunaqa deydi ana tafakkur degan bittasi bor edi. Bahs maydonida kirib olib, sizni but deb olgan shogirdlaringiz deydi. Men butimishman. Mana shunaqa muomala. Mol yo'ldosh bilan xavorijlarni nimaga o'xshatdim men IŞİD'ni? Mantiq metodologiya bir xil. O'ziga yoqmagani uchun but deyveradi. Imom Buxoriy butmi? Qarang, Qur'ondan dalil keltiryapti, xohlagan ma'noni yuklayapti. Mana shu muammo, shu katta problema. Shu xavfli vaziyat. Qur'onga xohlagan oyatni o'qiydi, dushmaniga uni yuklayveradi. Mana san shusan deydi. Tark etmanglar. Teşhir borsak hammasi ilme teşhir qo'yasdi. Birda payg'ambarni Kur'an'ı unutup koygen deyiledi mi? Kur'an'ı unutup koygen deyiledi mi? Maskara kılı yaptı. Bukhari'de, Müslüm'de, Kayser'de, Hadis'de Kur'an'ı unutup koygen mi ki ne deyiledi? Ha Kur'an'da Allah Ta'ala unutturduk degen ayet var. İlme teşik bu ayet tuttu deyiledi de Kur'an'ı ergeşemen deyiledi. Kur'an'da Allah Ta'ala مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ deyiledi. Ayette aytiyipti. Ma nansax min ayatin aw nunsiha bir oyatni o'chirgan bo'lsak yoki uni esdan chiqartirgan bo'lsak natti bi khayrin minha undan yaxshirog'ini keltirdik aw misliha yoki unga o'xshaganini keltirdik. Demak, bular Qur'onga ham ergashmaydi. O'shaning uchun aytayapman, bularni tushunchalari din, yangi din bu. Qanaqa din? Besunnatiyya. O'ylashimcha ya. Menimcha vizm. Menimcha vizm deydi. Bularning tushunchalarida yuqoriga san'at yo'q. Ustoz yo'q. Menimcha vizm, ko'rdinglari ketizm. Mana shunaqa. O'ylashimcha vizm dini. Hadislar ilmi teshik bo'yib yotibdi. Ha, hadisda nima deydi? Bir oyatni payg'ambar esdan chiqarganimishmi ey deydi. Ha Qur'onda esdan chiqartirdik deyapti-ku. Esdan chiqartirsak yaxshisini keltirdik deyapti-ku. Rasulullohni eslaridan Alloh ba'zi oyatlarni esdan chiqartirgan. Qur'ondagi oyat u. Oyatni ham inkor qiladi, ko'rdinglarmi? Birda oyatlar yo'qolib qoldi deyiladimi? Ma nansax yo'qotdik, o'chirdik deyapti Alloh taolo. Uçurmadık illa ondan yaxşısını keltirdik. Demek uçurgan. Eçki yip ketti deyiledi mi? Eçki yip kettini zayıf ekanligini aytganmiz. Eçki yip ketti munkar hadis. Raviler içinde munkar adamlar var. Sahih toplamlarda bu. Sahih-i sitte'de. Sahih toplamda mas o hadis. Görüyorsunuz mu? İlmi teşik degen özü tokuvagen. İlmi asasta cevabını beri bugenmiz bularla. Bular ilmiy asosga kelgan emas. O'zlari xohlagan narsani xulosa qilib olgan, demak, xato bu. Menimcha vizm dinimizga ko'ra xato degan bo'ldi. Seni menimcha vizm dining mol fahmiga aloqador din. Sen molsan u, mol yo'ldosh dini. Inson dini emas, seni dining mol yo'ldosh dini. Mollardan uzr so'rayman. Uzr hurmatli mollar, ho'kizlar, sizlarni kamol yo'ldoshga o'xshatib qo'yganim uchun uzr so'rayman. Tekshirib borib nima bu desang, yo'q deydi, bu shu atrofda mana shunaqa gaplar ham aylanib yuribdi deb yozgan Ibn Mojji deydi. Ko'ring mana Abror Mochani Edip qarshisida qanday titraganini. Nima bu hadis desa, yo'q, echki yeb ketdi demagan u. Echki yeb ketdi degan atrofda aylanib yurgan mishmishlar orasida bu ham bor degan. Bu sahih emas deydi. To'xta, nechta qaysilari sahih unda? Qaysilari atrofdagi gap-so'zlar, mishmishlar? Edip Yüksel bilan bugun bahsimizda Edip Yüksel Muslimni sahih to'plamida echki yeb ketgan hadis bor dedi. Dedi. Kim kimni oldi da titradi? Edip Yükselge aytdim men. Muslimde bu hadis yok dedim. Bor dedi. Top ber dedim. Osa tıpırçıladı. Bu yoqqa aylandı, bu yoqqa aylandı. Edip Yüksel tarafını olyapti.
Edip Yüksel, Tavba Suresinin ahirge iki de ayeti Kur'an'dan mes degen adam. Benim Resulmen degen adam. Raşad Halife vahiy ogen adam. Uyam Nebi, uyam Resul degen adam. Kafirlik açık aydın. Dadası Akkı'ya. Edip Yüksel. Müslim'de dedi, ben ettim Müslim'de mes. Bu hadis zayıf dedim. İbn-i Mucade dedim. Ha İbn-i Mucade ne mi ki keltirgen diyemdi. O şey zayıfını agahlantırış üçün keltirgen. Şahslarını tanıtış üçün keltirgen. Bu adamlar rivayet kılsa etibar ver. Bu hadisini keltirgen. Yolgun hadis zayıf. Münker hadisem keltirişi mümkün bu adamlar. Deyiş üçün keltirgen. Keyin nima qildi Edip Yüksel? Men bilan bo'lgan suhbatini o'chirib tashladi. Edip Yüksel birorta bahsini o'chirmagan. Men bilan bo'lgan bahsini o'chirib tashladi. Nimaga? Turkcham juda praktika masalasi zo'r emas, lekin mazasini qochirib qo'ydi bu suhbatda. O'shani aytibdi, qarang, o'ziga kerak joyini qiyshaytirib gapiryapti. Oshimisini ber, shunga ko'ra biz gaplashaylik. Cevabını karayın. Sahih bu alifbeye göre sahih. Sahih bu tabiat şunaslıkke göre sahih. Allah'ı da. Sahih bu rasim dersine göre sahih. Onun için cismani terbiyeye göre başka mana sahih. Ama şunaka şunaka. Şu gapni yolg'on üstüge koşup gapiryapti. Bir odam nomidan rivoyat qilyotgan paytingizda, bir odamning gapini shu shunaqa dedi deb rivoyat qilayotganingizda, dushmaningiz bo'lsa ham o'sha gapini to'g'ri rivoyat qiling. Qilish kerak. Erkak odam shunaqa qilish kerak. Ayollar ham shunaqa qiladi o'zi. Muhaddislar o'rtasida ayol roviylardan biror dona zaif bo'lmagan ekan. Ayollar hammasi kuchli roviy hisoblanar ekan. Qaray, İslam'da ayollarga e'tibori qanaqaligini. Ayol deb aytsak ham, nisbatan ayollarni haqorat qilgan bo'lib qolamiz. Buni o'sha mol yo'ldosh deyishimiz to'g'ri. Haqiqiy mol yo'ldosh u. Men sahih deganda nimani tushunyapsan sen? Sahihni kriteriyalari bor. Masalan, usulda sahih bor. Fiqhda sahih bor, hadisda sahih bor. Hadisda matnning sahihligi bor, roviyning sahihligi bor. Bunu o'rganib chiqish kerak. Matn sahih bo'lib, roviy zaif bo'lishi mumkin. Sen sahih tushunchani bilmaysan-ki, bu sahih qatta deb savol beryapsan menga deganman. Ilmiygan bu. Edip Yüksel nima bo'ldi? Qashamsham bo'ldi. Nima qilishi bilgani yo'q, qocharga joy topolgani yo'q. Undan keyin men sizlarga ko'rsatdim. Ey, sen men bilan bahs qilmoqchi eding, qatta yuribsan, nimaga o'chirib yubording u narsalarni dedim. Yo'q, shu bilan. Qochib ketdi. O'shani endi bu fizkulturaga, alifbega ko'ra, tabiatshunoslikka ko'ra sahihmi deyapti deydi. Unaqa emaski, mol yo'ldosh. Mol yo'ldosh Echke Marovich. Unaqa emaski. Hurmatsiz mol yo'ldosh Echke Marovich. Unaqa emaski, men aniq ilmiy asos gapirdim. Nimaga o'sha ilmiy asosni gapirishdan qo'rqasan? Atrofingdagi aqli kaltayevichlarni aqli o'sib qolishidanmi qo'rqasan? Balki shunaqa. Oxirgi savolni eshitamiz, qisqaroq bilan tugatamiz. Natijada sahih degan Qur'ondan ustun qo'yilgan narsalar ishga yaroqsizligi fosh bo'ladi. Qur'ondan ustun qo'yilgan narsalar bu ham buni gapi. Bu faqat tuhmat tarqatadi do'stlar. Bu faqat biz aytmagan gaplarni aytdi deb ko'rsatib, ana ko'rdinglarmi deydi. Bobo Murod Abdulla ham yo'q narsalarni dalil qilib, ana ko'rdinglarmi deydi. Bobo Murod Abdulla noma'lum uchuvchi jismlar haqida gapirib yuribdi hozir. Juma Nazar akani Alloh rahmat qilsin, o'rniga bu qopdi shekilli. Ko'chada ketayotganda yarq qitib, yorug'lik ko'ziga tushib, Bobo Murod Abdulla yangi gaplarni gapirishni boshladi. Uchar jismlar haqida gapirib, ana ko'rdinglarmi deydi. Uchar jismlarni ko'rib, ular bilan qo'l berib so'rashganimizda, kelib, ana ko'rdinglarmi deydi. Yo'q, Bobo Murod Abdulla ko'rmadik biz. Uchar jismlarni hali ko'rganimiz yo'q. Sen Netflix'ten bir narsani ko'rib olib, uni dalil deb gapirib yurish
Sen hali bohça bolası mısın Baba Murat Abdullah? Bohça bolalariyam hazır uçarcısın hakkında yapırmaya koyuyor. Hani Amerika'dayılar uçar cisimlerini üçlegenmiş. Ularga aytganimiz fakat bizge tüşüyler. Rossiyaga tüşmeyler, bizge tüşüyler. Degenmiş. Ular bilan teknolojiye masalası da şartnamalar tüzüş maksatları varmış. Şunu bir kitle yapganmiş bütün olamdan. Netflix kuruyorlar deyip koyadı. Vay. Ana kurduylar mı deyip koyadı. Uçar cisimlerini anakaları bilen yakında bir test korsatı oldu. Meksika'dan diye. Keyin tort bop çıktı. Tort yasal gereken bu. Uçar cisimler bilen Amerika çarpmamalar tuzuttu. Atom elektr stansiyalarının atrafı da aynen gelmiş. Yitidesi. Ana kurduylar mı? Dünyada atom bilen adamlar birbirini öldürü yaptı. Ular şunu toktası için geldi diye. Baba Murat Abdül diyeyim şuna ki. Bular şuna kadar deydi diye yaptı. Ona kadarsa demeyken biz. Ya bunu içtin deme diye yaptı. Neticede sahih degen Kur'an'dan üstün koyulgen derseler işke yaraksızlığı faş boladı. Kur'an'dan üstün koyulgen derseler işke yaraksızlığı faş boladı. Kur'an'dan üstün koymaymez hadislerini. Hadisler Kur'an'ın tafsiri deyimiz. Hadis bilen Kur'an yanma yan tursa Kur'an afzal deyimiz. Ayağını yuvuş maks tartıştan afzal deyimiz. Yalğan gepiri yapsan biz hakkımızda bizge tuhmat kiri yapsan. O zihni atrafındaki aklı keltayi yuvuşlarını alda yapsan. Üçün bunlar korkanıdan şu. Korkanıdan atrafında adamlar fakat korktuğu bulan uşatırışları mümkün. Ateistler ne yapı? Biz korkarmışız da atrafımızdakilerinde fakat korku bilen üşlep durarmışız. Ateistler bu yapı. Ateistler ayırtadı ki din adamlarını korkutup üşlep duruş için oylep tapılırken felsefe deydi. Cehennemden korkutadı deydi, unda deydi, bunda deydi. Ateizm çünkeleri bunun miyyesi de urnaşıp koyan. Yolgan tuhmat bilen devam etti yaptı. Ahir bir saval muhum dostlar. Kongrat, mikrofonunuz açık. Selamun aleyküm. Aman bu min şu numaranı geçtik bile etme ancadan bir an sizin numaranızda. Bu adam başka şey, bu mes. Bununkini eşit olarsın lan. Bu yan sen orta çalın. Tavsiye etişim mümkün. Baba Murat Abdullah'ını tavsiye etme. Tavsiye etişim mümkün. Menge kimi tavsiye etesiz degen saval bergen. Başta da yo hiç kimi tavsiye etmiyemem degen. Bitti şu uzun musulman. Kiyin öyle kaldı. Reklama kılış imkaniyat tuğuldu yo. He. Kimi tavsiye kılasın dese. Bitti yetimçe oğlum var. Bak vagen ben. Navahandan taf vagen ben. Baba Murat Abdullah. Ben indi kritike kılı yapmam. Yetimçe yani. Bunu balası. Baba Murat'ı tavsiye kılı yaptı. Kiyin Cahangir Mamat ne? Tavsiye kılı yaptı. Değil mi ki? Cahangir Muhammed uyan taharatını hazır yok kılıp gusül götü bakar. Cahangir Muhammed emeki gusül götü bakarlar. Ya taharat yok kılış kılıyor. Demek ki hazır zaman rivajlanıp gitti. Ben her sefer gusül kılamam deydiler. Gusül kılavurup miyeni şaballatkenler. Miye ve miyeni. İkinci miye koşturma içidir. Sıta kuzular. Birbirini reklamı yaptı. Devam et abi. Kim şu an tavsiye ediyor? İşitme kaldı, lakin sorunuz ne? Rusçamaz. Hata giderdi. Şunun için tavsiye ete aladıkları mı şular? Şuna tavsiye ediyor. İşitim. Aklın sağ ol. Rusman ay. Özür. Mezzi mikrofonu mavzularda koprak. Biz eğer kız farzandiyiz bosa. Kur'an'a gelişimde aldım. Zuhur'a ne yapalım? Eğer kız farzandiyiz bosa, kızıyız üçün, ota kızı üçün, ozu bozor gibi orup kiyim olsa, barca günahları kirledi. Ve kız farzand otasını cennetge olup kirledi, diye narsalarını işitgemen. Bu savalını beşimden maksat. Yakında ülkem
meni kızım cennetga olib kiradigan qizim deb qiziga murojaat qildi. Islomiy unaqa demak, qizing hech qachon jannatga olib kirmaydi, chunki Qur'onda bunaqa deb yozilmagan. Erkaklarning qizlari jannatga olib kiradi demagan. Desam sen oxirgi payt o'zi menga yoqmay turibsan, sen boshqacha gapiryapsan, uzr, seni fikrlashlaring o'zgargan dedi. Men haqiqiy Qur'onga kelganman, meni bu yo'ldan hech kim chiqara olmaydi. Qur'onga kelgan inson Qur'ondan hech qachon chiqmaydi dedim. Degan orada yana ikkita gaplarim o'tdi. Ayam hukumatki biznes boshlamaysanmi sen deydi. Yo'q, men faqat niyat qilaman halol ishga pul tikib foydasini teng olishlikdi. Agar men biznes qiladigan bo'lsam, kitobimni o'qolmay qolaman, Qur'onni o'qolmay qolaman desam ukam voy zo'ru dedi. Shunda onam aytdiki, bu Qur'onni doim o'qiydi, faqat namoz o'qimay qo'ydi deb shunaqa dedi. Shuni ukam aytdiki, agar namoz o'qisang, senga mashina olib beraman, hamma kamqo'slaringni qilib beraman dedi. Yo'q dedim, Alloh Qur'onda namozni keltirmagan, Alloh duo qilishlikni o'rgatgan, maxfiy va oshkora. Men shu duoni qilib yuribman, menga yetadi dedim. Shunga savolim, qiz farzand rostdan ham otani jannatga olib kiradimi degan savol bilan chiqyapti. Musibatni ko'rdinglarmi? Zuhra degan ayol unga savol imkoniyatini berdi mol yo'ldosh. U Zuhra Qur'oniy ekanligini, Qur'onni tushuna olishligini, Qur'onga ergashganligini da'vo qilib, ukasini qizim meni jannatga olib kiradi degan gapiga e'tiroz bildirib va gapini davomida namoz o'qimay qo'yganligini Qur'oniy bo'lib. Namoz o'rniga Qur'onda duo kelgan, oshkora maxfiy. Duolarimni qilib yuribman men deganini e'tirof qilyapti. Men nima degandim? Qur'onni o'zicha tushunib oladigan odam namoz ham o'qimay qo'yaveradi. Qur'onda solat kalimasini 10 xil ma'nosi bor. Bittasi duo. Bittasi kumak, bittasi vosita, aloqa, bittasi biz o'qib yurgan namoz. Xohlaganini ola, duo, namoz o'qmayapman deyapti. Endi e'tibor bering. Va kelib bundan so'rayapti. Hadisdan kerak emas degan odam mol yo'ldoshdan so'rayapti. Bu yerdagi absurdni ko'ryapsizmi? Ziddiyatni, tazotni. Sunnat kerak emas. Sunnat bilan Qur'onni tushunish shart emas. Qur'ondan tushunib olaveraman. Ey Zuhra opa, mendan katta bo'lsangiz, Qur'ondan tushunib olaveradigan bo'lsangiz, nimaga mol yo'ldoshdan savol so'rayapsiz? Qur'onda bormi deb. Siz mol yo'ldoshi gapiga ergashasiz. Bu sizga nimadir deb bersa, o'sha gapga ergashasiz. Nimaga hadisda bundan ko'ra toza, bundan ko'ra sahih bo'lgan, ya'ni din masalasida e'tiborli Rasulullohga yaqin bo'lgan, Rasulullohni o'zlaridan eshitgan odamlarga ergashmayapsiz-da, mol yo'ldoshi shaxsiy fikrga ergashyapsiz. Siz Qur'onga ergashmayapsiz. Siz aldangansiz. Ko'zingizni oching, kattaroq oching ko'zingizni. Siz faqat Qur'on deb Kamol yo'ldoshga kelib undan so'rayapsiz Qur'onning ma'nosini. Bu nima deb bersa, ha, men to'g'ri ekanman deb ketyapsiz. Ayollar zaifa degan hadisni ustidan kulgan edi Kamol yo'ldosh. Ayollar zaifa degan jumladan qanaqasiga zaifa degan edi. Endi bu gapdan keyin bu savolga javob beryapti, lekin Zuhra opaning namoz o'qimasligini qaytarmayapti. To'g'ri deb tasdiqlab ketyapti go'yo. Qiz farzand haqiqatan otani jannatga olib kiradimi? Qur'ondagi ta'limotlarni yig'ib kelgan paytda bunday shaklda aytish xato emas. Qur'onda masalan Niso surasi bor. Niso surasi ayollarning haqlari, markaziy mavzu ayollarning haqlari. Ayollarning bo'lganda jamiyatdagi zaiflarning haqlari. Hadis sharifda ayol zaif yaratilgan, ayol zaifa degan hadislarni ustidan kulgan edi mana shular bir paytlar.
Endi Nisa surasini zayıflar hakkı deyapti. Ayollar Nisa, ayollar Nisa deyapti. Nisa degan Arapta sözü yok. Nisa bor. Nidan keyin i cho'zilmaydi. Nisa deyilmaydi. Nisa deyiladi. Va Nisa'ni nima deyapti? Zayıflar deyapti. Va bu davomida shu gaplarni gapirgan, ya'ni ayollarni, zayıflarni haqqini himoya qilsa jannatga kiradi, u qizi jannatga olib kirishi mumkin degan. Lekin bu ta'rif qilgandan ko'ra go'zalroq ta'rif payg'ambar alayhisolatu vasallam hadislarida bor. Peygamber aleyhissalatu vesselam kimning üçte kızı bulsa, unga güzel ahlak, adaptan talim birse, cennetke kiradı dediler. Sahabalar ikide bulsa çı deyişti. İkide bulsa ham dediler. Bitte bulsa çı edip soramak çıydı gü, soramadık. Sorasak unga ham derdiler deyişken sahabalar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan kılınken rivayet. Endi Zuhra apa, tasavvur qiling. Sahih hadisdagi Qur'onning tasdiqi, bu tasdiqlamoqchi bo'lgandan ko'ra sahihroq, yorqinroq, mantiqiyroq tasdiqni tashayapsiz-da, bunga kelib bundan so'rayapsiz. Bunga ergashganingiz uchun benamoz bo'lib qolgansiz. Namozni tark qilib yuborgansiz. Qur'oni Karimda 80 dan oshiq joyda namozga buyruq bor. Hadis-i şerifte İslam'ın rükunlarından birincisi iman, ikincisi namaz. Siz adalet, dua degan narsalardan taşkarı bu. Namaz. İnsan özünü her daim Allah'a bağlılığını his kılıp durmasa, insan sıfatı bilen, yani esten çıkarıcılık sıfatı bilen Allah'tan uzaklaşıp kaladı. Bunlar namazını ritual diyordu. Yani oylap topilgan küllük gimnastika deb ta'rif qilyapti. Gimnastika emas namoz. Namoz insonning ruhiy tarbiyasi. Safda tura bilish, jamoat bo'lib musulmonlar o'rtasidagi rishtalarni mustahkamlash, jamoat namozida mahallani odamlari bir safda turib rishtani jamlaydi. Juma namozida qishloqning, shaharning odamlari bir safda turib rishtani jamlaydi. Hayit namozlarida butun mamlakat bir safda turib rıştanı müstahkemleydi. Hacda bütün dünyanın Müslümanları bir safta turup rıştalarını bağlaydı. Müstahkemleydi. Bunu ruhi vaziyeti, bunu yani güya ki insan cesedideki kalpge okşatıladı. Kalp, kan tomurlarını hemmesini cemle bütün cesedini tırıltıladı. Bütün cesedini harekatke keltiladı. Bu namaz yok diyepti mi sizi saftan çıkarıvar yaptı. Siz ukangiz bilan, akangiz bilan tortisharkan siz dindan voz kechyapsiz. Akangiz, ukangiz din ma'lumotidan unaqa darajada xabardor bo'lmasligi mumkin. Kamol yo'ldoshga ergashib benamoz bo'lib qoldingiz. Islom safidan chiqib ketyapsiz. Ishdan chiqarmang uni. Bu sizga berayotgan ma'lumotlardan chandon go'zalrog'i hadislarda turibdi. Siz savol bergan ayol masalasida ayol erini, kız, dadasını, singil akasını, ona farzandlarını cennetke apkırışı mümkün mü degen savalını hadislerden okuyun. Tabiatingizge münasip, ilmi asaske mutanasip bugün mananı olasız. Mal yoldaşke kelip nima olasız? Mananı olasız. Tamiratke muhtaç bugünlerine hakları. Allah özü küşlü zat bola turup zayıf yaratılgan inson isimli bandasini zayıfliklarini ketkazadi, ta'minlaydi, ehtiyojini ta'minlaydi, muhtoj bo'lgan taraflarini beradi. Haqiqatni bilishga ehtiyoji bor, kitobni nozil qiladi, bir to'g'ri yo'lni topishga ehtiyoji bor, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Rizqqa ehtiyoji bor, rizq beradi va hokazo. Xuddi shu narsani bandasiga o'rgatadi. Mana zayıflar bor, ayollar va yetimlar masalan, ularning haqlarini mana shunday ayollar va yetimlar zayıf ekan, demak, hadislarda to'g'ri ekan, ayolni zayıf degan rivoyatlar to'g'ri ekan demak. Qur'onda bor ekan ayollarni zaif deyish. Tan olyapti mana. O'ziga kerak bo'lganda ayollarni zaif deyapti. Nimaga ayollarni zaif deyapsan? Biz zaif deb hadislarda keltirsak,
Nimaga ayollarni zaif bo'lar ekan? Ayollar teng huquqli deb ateistlarning gapini gapiravding. Endi Niso surasida ayollarni zaif deyapsan. Demak, baribir biz aytgan ma'noga kelyapsan. Men buni isbotini ilmiy asosda ham isbotlab ko'rsatib berdim. Ayol kishining yaratilish xilqati zaif. O'zini eriga itoat qilishlikka shuni uchun majbur. Zaif zveno, lekin itoat qilsa kuchli armiyaga aylanadi. Bütün dünyanı ayollar boshqaradi, tagini surishtirsangiz. Endi ayollarni o'zini bütün dünyadagi hozir sport reytinglariga qarang, erkaklar bilan solishtira olmaysiz. Futbolni ko'ring, erkaklarni futbolini ko'ring, ayollarni futbolini ko'ring. Erkaklar tennisini ko'ring, ayollar tennisini ko'ring. Erkaklar voleybol, ayollar voleybol. Erkaklar gandbol, ayollar gandbol. Ko'ring. Shaxmat, erkaklar shaxmatini ko'ring, ayollar shaxmatini reytingini ko'ring. Hammasida erkaklar oldinda. Hadis sharifda ayollar zaif yaratilgan deyishlikning maqsadi shu. Ya'ni haqiqatni aytish. Buni bizga nisbatan ya'ni noto'g'ri gap deb talqin qilmoqchi bo'lding. O'zingni ishinga to'g'ri kelgan paytida zaif deyapsan. Va Zuhra sizni aldayapti bu. Unga ergashib buni qo'shtirno ichida ya'ni malayi quli bo'lib qolganingizdan xursand bu. Sizni sekin anaqa qilyapti. Namozni tark qilganingiz to'g'risida g'irring demaydi. Oxirigacha eshitamiz. Millanglar Allohdan qo'rqing deya. Va mana shuni to'g'ri ta'minlay olgan, ya'ni zaiflar, zaifalarni haqlarini ta'minlay olganlar ana shular jannatga kiradi. Zaifalar. 3 suradan keyingi 3ta sura Alloh ne'mat berganlar haqidagi sura, g'azabga uchraganlar haqidagi sura va adashganlar, adashtirilganlar haqidagi sura. Niso, Moida, An'om surasi. Niso surasi Alloh ne'mat berganlar haqidagi sura. Alloh ne'mat berganlar allazina an'amallohu alayhim deya o'sha surada keladi. U sura ta'limoti shuki, ayollarning haqqini rioya eta olgan inson haqiqatda Alloh unga ne'mat bergan va oxiratda jannatga kiradigan inson. Juda ko'p kitob o'qigani uchun emas, juda bir ko'p namoz, to'at, ibodatda bo'lgani uchun emas. Aynan Allohning buyurgan buyruqlarini zaiflarga nisbatan ayniqsa o'zida kuchi bor, qarshidagida kuchi yo'q. O'zida imkon bor, qarshidagida imkon yo'q. Ana shu sinov, bugungi mavzuimiz sinovlari mana taalluqli joyiga ham keldik. Ana shu sinovda to'g'ri o'ta olish ayollarni, qizlarni ayniqsa ta'minoti, ehtiyoji, muhtojligini ketkazish, ta'minlashni agar qoyilmaqom qilib bajarsa, jannatga kira oladi degan. Endi buni qizim meni jannatga olib kiradi degan shaklda aytishda ham bir xato yoki gunoh va shirk joyi yo'q. Qur'on aynan o'sha zaiflarni haqqini rioya etsangiz, jannatga kirasiz degan ta'limotni o'rgatadi. Xo'p, bizda qancha bo'ldi vaqtimiz? 6 bo'ldi. Xo'p, bugun mavzuimizni mana shu bilan yakunlaymiz, tamomiga yetkazamiz. Bobomurod Abdulla kanaliga taklif etaman. Fakt va Novoyxondan topib olgan bolani live'iga taklif qildi. O'sha kungi live ekan. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, bu odam Zuhra degan ayolni namozni tark qildim, namoz o'qimayman, Qur'onda namoz yo'q, duo bor, oshkora maxfiy duo qilib yuribman degan gapini tasdiqladi, bo'ldi. Maqsad shu, benamoz qilish, beiymon qilish, vataniga, diniga, millatiga xoin tarbiyalash, bunga ergashgan odamlarni o'sha dushmanning qo'liga malay qilib topshirish. Mana shu narsalarni sizlarga men ko'rsatay degan edim. Savol javob qilamiz demoqchi edim, lekin fursat cho'zilib ketdi do'stlar. 2 soatga yaqin borib qoldi menimcha, qani? Yo, 2,5 soat ekan. Alloh nasib qilsa shu suhbatlar, shu mavzular chalchavasida, doirasida yana suhbatlar qilamiz, savol javoblarga ham imkon beramiz va Kamol yo'ldosh, Bobomurod Abdulla kabilarni maqsadi din, diyonat emasligini ko'rsatish maqsadida bu suhbatni qildim. Bularning maqsadi din emas, birodarlar. Bularning maqsadi siyosiy harakat. Mana shu harakatni qilishdan katta niyatlari
o'zlarini bozorga solish. Yevropada islomga qarshi bo'lgan islamofob tashkilotlar bularga suhbatini eshitsa, ko'rsa, rus tilida, turk tilida suhbat qilyapman deganini orqadagi mohiyati shu. Pul tikib qolamikin bizga ham? O'zbekistonda mabodo davlat to'ntarishi bo'lsa, mana bizda konstitutsiya, mana bizda doktrina, bizda bizni beringlar qilamiz degan da'vodagi odamlar. Demadi, demanglar do'stlar. Bular har qanday vaziyatga tayyor odamlar. Bulardan xalqimizni ogohlantirish zimmamizdagi vojibot do'stlar. Bir tinga qimmat odamlar, bizni ichimizda qimmati qadri yo'q odamlar. Bu dushmanga ya'ni narxini aytayotgan odamlar. Dushman sotib olishi mumkin. Alloh ko'rsatmasin, shu narsani amalga oshiradigan bo'lsa, biz bu omonatni yetkazdik. Kimni qaysi maqomda turganini ko'rib qo'ying. Sizlardan bitta iltimos, mana shunga o'xshagan suhbatlarda ko'rayotgan suhbatingizni ko'pchilikka yetib borishligiga hissa qo'shing. Hech yo'q, mana shu yo'l bilan bo'lsa-da dinimizni muhofazasi uchun Alloh taolo buyurgan vazifani amalga oshirish yo'lida xizmatga labbay deyaylik. Ya'ni ulashing. Yaqinlaringizga yetkazing. Gapimizda ilmiy, mantiqiy ma'no bo'lmaganda edi, ayting. Mana bu gapingiz mantiqsiz ekan deng. Mana uni ko'rayin, mantiqsiz bo'lsa to'g'rilayin. Gapimizni ilmiy asosga to'g'rilab beryapmiz, mantiqiy asosga bog'lab beryapmiz. Va bu gaplarni gapirarkanman do'stlar, men har doim sizlarga aytganman. Bu toifani qo'llab-quvvatlaydiganlarni sharafsiz, benomus xoin odamlar ekanini bila turib men aytayapman. Ya'ni natija nima? Xoin odamlar sizga dushman bo'lsa, ularni qulidan har narsa keladi. Men bulardan qo'rqmayman. Men vazifamni, Alloh buyurgan zimmamdagi mas'uliyatimni ado qilish yo'lida dushmandan qo'rqmayman. Oqibatim baribir o'lim. Hammamizni oqibatimiz baribir o'lim. Vaziyatga ko'ra, ya'ni bulardan ko'z yumish xiyonat bo'ladi do'stlar. Bu yo'lda Allohning dinini himoyasi yo'liga, Alloh bizni tanlashi yo'lida labbay degan do'st birodarlarimizga Allohning nusrati